Evet, Söz Teması'nda mutlu akşamlar. Bu akşam yine dop dolu bir programla karşınızda olacağız. Birbirinden önemli ve farklı konularımız var. Çok önemli konuklarımız var. Gerek stüdyoda gerek Ankara bürosunda oralardan tabii bağlantılarımız olacak. Konularımız ise tabii son günlerin en çok tartışılan konuları Baylok olacak. Baylok'ta gelinen son nokta, son durum nedir? Özellikle son günlerin tartışmalı konusuna da değinmiş olacağız. Bir diğer konu tabii hemen yanı başımızda Suriye'de neler oluyor? Fırat Kalkanı operasyonda ikinci ay aşıldı. İkinci aydan sonra bu sefer Elbap'a doğru Özgür Suriye Ordusu ilerliyor. Bundan sonraki stratejik ataklar, hamleler ne olacak? Tabii yine iç politikayla konuşmaya devam edeceğiz. İç politikayla ilgili özellikle son birkaç günde Doğu'da bazı belediyelere yönelik önemli operasyonlar var. Onların şifrelerini, onların kodlarını konuşacağız. Yine aynı şekilde FETÖ ile mücadele de neredeyiz? Adil Öksüz'ü konuşacağız ve tabii başka konularımız da var, başkanlık sistemimiz de var. Ben çok daha fazla lafı uzatmadan hemen konuklarımızı tanıtmak istiyorum. Önemli konuklarımız var dedik. Yurt dışından misafirlerimizi hemen kısaca tanıtayım. Suriyeli muhaliflerin başbakanı Cevat Abu Hatap, hoş geldiniz. Ve yine Özgür Suriye Ordusu dedik. İki aydır Türk Silahlı Kuvvetleri önemli mücadele veriyor, önemli bir destek veriyor ÖSO'ya ve o ordunun, o Özgür Suriye Ordusu'nun komutanlarından Halep Askeri Eski Meclis Başkanı Sayın Abdülcabbar Ageydi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve yine stüdyomuzda Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cengiz Tomar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gazeteci Yılmaz Bilgen. Hoş geldiniz. Gazeteci yazar Cem Küçük, hoş geldiniz. Ankara stüdyomuzda AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Metiner, hoş geldiniz diyorum. Ve yine bir diğer konumuz Ankara stüdyomuzda Emniyet İstihbarat Eski Daire Başkanı Sayın Bülent Orakoğlu. Ben bütün konuklarımıza tekrar hoş geldin diyorum ve ilk konumuzla başlıyoruz. Tabii Baylok dedik ve özellikle son dönemde FETÖ'cülerde bir Baylok paniği var. Cem Bey, sizinle başlamak istiyorum. Bundan neredeyiz? Özellikle son birkaç gündür farklı medya kurumlarında farklı haberler çıkıyor. Ve bu Baylok farklı bir yere mi çekilmeye çalışılıyor? Çünkü 15 Temmuz'un kilit programı ve aslında önemli bir çıkış noktası diyebilir miyiz? Şimdi Baylok dediğimiz bu Fethullahçı çetenin, teröristlerin kullandığı program aşağı yukarı 2,5-3 yıllık bir çalışma sonucunda Milli İstihbarat Teşkilatımız tarafından tespit edilen bir iletişim sistemi. Ve Baylok'u indirmek de, telefona indirdikten sonra kullanmak da bu pek mümkün değil. Niye? Çünkü bunu indirmen için bir şifre alman lazım. İndirdikten sonra telefonda da bunu kullanabilmeniz için hem bir şifre adı hem de bir özel ad hem de şifre gerekiyor. Yani 3 aşaması gerekiyor ve bunu bir Fethullahçı'nın izni olmadan ya da bir abilerin, onların kendi tabiriyle abilerinin, imamların izni olmadan bunları kullanmak hiç mümkün değil. Şimdi işte o 3 gün önce Hürriyet gazetesindeki işte o İsmail Saymaz denilen sözde gazetecinin Fethullahçıları temize çıkaran, adeta David Keynes adında ne olduğu bilinmeyen, ki onun kim olduğu konusunda farklı rivayetler var, öyle biri var mı yok mu o da belli değil. Böyle tuhaf, acayip ve hiçbir şekilde Fethullahçılarla sanki tabanıyla bu işin alakası yokmuş gibi bir algı yaratılıyor. Bakın, hem o söyleşi hem de diğerleri bu soruşturmayı yürüten savcılığa, hakim, polislerimizin, bütün güvenlik güçlerimizin, yani MİT, Emniyet, Genelkurmay, herkesin moralini de bozuyor. Yani biz onlarla temas ettiğimiz zaman o 3 gün önceki haberin morallerini hem bozduğunu hem de Fethullahçıları temize çıkardığını. Niye? Şimdi adam bir yerde diyor ki bu benim diyor telefonumda diyor, darbe günü de vardı, MİT beni niye aramadı, ben Türkiye'deydim diyor. Sonra da diyor ki 2014'ten beri ben diyor bu programı kullanmıyorum, telefonumda yok diyor. Şimdi hem var diyor, darbe günü ben Türkiye'de, MİT beni bulabilirdi çünkü program benim telefonumda yüklü diyor. Ondan sonra da 2014'ten beri bu program bende yok diyor. Bu bir. İkincisi, yani en bariz yalanlardan. Efendim bu diyor çok geniş kullanıma, yani bütün vatandaşlar kullanıyor, 600 bin kişi kullandı filan. Halbuki Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tespit ettiği, keşfettiği kişi sayısı 63 bin bu kişiyi kullanan. Biraz daha fazla diyenler de var. Ama bu David Keynes denilen o üçkağıtçının söylediği 63 bin kişi, 600 bin kişi deyince 600 bin büyük bir rakam. Evet. Türkiye'de zaten
Fethullahçıların bütün dünyadaki sayısını topladığınız yani zaman... Zaten onun o şekilde olmadığını şuradan anlayabiliyorsunuz. Dediğiniz gibi özel bir şifre gerekiyor programı kullanabilmek için ve herkes o şifreyi bulamıyor evet. Yani. 600 bin kişi deniyor ya, 600 bin bir programı indirmek için bile çok büyük bir rakam. Yani böyle bir rakam indirmek isteseniz mümkün değil. Halbuki bu 63 bin kişi bu tespit ediliyor. Orada da sanki bu herkes bunu kullanıyor canım. İki, efendim tabanın bu işle ilgisi yok. İşte öğretmen, polis, doktor bilmem ne. Ya bir sürü polis, öğretmen, doktor bu darbe girişiminde baylo kullandığı için tutuklandılar. Bu kadar emniyetçimiz, polisimiz, savcımız, hakimimiz 24 saat uyumadan bütün Türkiye'de bu teröristlerle mücadele ederken, FETÖ'cü teröristlerle, o zaman boşuna uğraşmışlar gibi bir şey algı yaratılıyor. Bir şey, bir başkası, bir diğer şey daha bu. Efendim ben diyor bunu diyor söyledim ettim diyor. Beni diyor işte dikkate almadılar ve bu diyor herkes diyor darbeci değil filan diyor. Sonra da diyor ki ben biliyorum ki diyor bu baylo indirenlerin %90'ı FETÖ'cü. Ya hem 600 bin kişi diyor önce o 600 bin kişi indirdi diyor. Hem %90'ı FETÖ'cü diyor. Hem bu öğretmenlerin, doktorların, bilmem kimlerin bu iş ilgisi yoktur diye. Baştan aşağı algı, yalan, provokatif bir haber. Yani Hürriyet gazetesinden bir tane aklı başında adam, o yayın yönetmeni dahil okusa, diyecek ki bak bir tane akıllı adam, tabii onlar da ne yazık ki bu iş provokatif ve bilerek yapıldığı için kasıtlı yapıyorlar. Ya bunda bir tuhaflık var der. Nitekim oradaki bazı aklı başındaki arkadaşlar, yani FETÖ'yle mücadele edenler de bunun bir üçkağıt olduğunu, FETÖ'yü temize çıkarma operasyonu olduğunu söylüyor. Şimdi tabii o haberi yapan kişi eskiden yani FETÖ'cülerin kanallarına çıkıp onlarla kol kanat gerip onları himaye edip efendim zamana el konduğunda medya özgürlüğüne darbedir diyen, efendim FETÖ'cülerin kanallarına çıktığı zaman bu kadar çok kanal olması ifade özgürlüğüne katkıdır diyen kişi, efendim biz diyor devlete yardım ettik. Tam tersi. Devletin tepesi ve insanlar bunlar rahatsız. Bu kadar savcı, hakim bu soruşturmayı baylokla götürüyor ve neye bakılıyor? Üç şeye. Bir, baylok. İki, devletin bankasya zora düştükten sonra FETÖ'nün ibaresiyle gidip bankasya'ya para yatıranlar devlet el koyana kadar. Üç, bir de himmet para yardım edip geri dönmeyenler ve 1 Ocak 2014 sonrası. Şimdi en temel şey baylok. Bir sürü kişi mesela 1800 tane savcı, hakim baylok kullandığı için tutuklandı. Şimdi 1800 kişi o zaman bıraksın devlet yani. Buna. Ya şimdi böyle bir, çok özür diliyorum, hani aptallık, salaklığa başvurma iyi niyet değil. Nitekim Cumhuriyet Savcıları bununla alakalı İsmail Uçar başsavcı vekilimiz bir araştırma başlattı, soruşturma başlattı. Bu iyi niyetli bir şey değil. Bakın Türkiye, bir de niye şöyle değil? Şimdi birazdan konuşacağız. Burada işte Suriye'den misafirlerimiz de var. FETÖ, PKK, Suriye bir sürü uluslararası alanda iş yapıyoruz. Kritik meselelerden geçiyoruz. Ülkenin varoluş meseleleri gibi en hayati şeyler yapılıyor. Ve Güneydoğu'da da artık çok tam bir güven sağlandı. İşte PKK, FETÖ temizleniyor. Devletin içerisindeki FETÖ'cü polisler, savcılar baylo kullandıkları için ayıklanıyorlar. Ve dikkat edersin uzun zamandır da bir bomba ya da bir hadise olmuyor. Çok şükür önüne geçiliyor. Ama işte bu haberle ne oluyor? Efendim bu baylok gereksiz. Bunların tabanı iyidir. Darbeye katılanların da şeydir deniyor. Yani bu haber bir provokasyondur. Baylok'la ilgili bu haberleri yapmalarının temel sebebi de bu soruşturmayı akamete uğratmak ve alttaki tabandaki masumları serbest bırakın anlamına geliyor. Bakın çok net bir operasyon. Aynı kişi 3 gün önce, 3-4 gün önce bir DHKPC'liği temize çıkarmaya çalıştı. Evet. Ben o kişi, savcı hakimlerle konuşuyoruz, diyor ki bu kişi DHKPC'li. Efendim mimarmış da ölçüden bahsediyormuş da o ölçü aslında bir binanın ölçüsüymüş de. Yani bunların hepsi bilerek, isteyerek kasıtlı yapılıyor. Son şunu bitireyim, buna bağlamayayım. Biz Başika'dayken biliyorsun bir tümen girdiğimizde Türk ordusu Başika haberini de o gazete Hürriyet yaptıktan sonra oradan çıkmak zorunda kaldık. Bazı askerlerimizi çekmek zorunda kaldık. Bunların hepsi provokatif bir şey ve bunun bu kadar hayati süreçten geçen Türkiye'nin, kritik süreçten geçen Türkiye'nin ki biz seninle bunu yurt dışında birebir gördük nasıl çalıştıklarını PKK'nın, FETÖ'nün Stockholm'de, orada burada. Bu haberler terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürüyor. Nitekim Fethullahçı bütün çetenin gazetecileri ne dediler? O haberden sonra bakın bu baylok herkes kullanıyormuş. Bizlerin programı değilmiş. Bu insanlar serbest kalsın. Darbeyi de biz yapmadık. Askerler de, çünkü askerler de çıktı ya, yapmadık. Bunlar temize çıksın. Şimdi böyle alçaklık yok. Yani bu yapılmaz. Bu zaten bu yapılanların yanına da kesinlikle kel kalmadığını, kalmayacağını şimdi, göreceğiz. Yani şunu çok net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Yani baylok FETÖ'nün, Fethullahçı terör örgütünün
kullandığı bir gizli haberleşme programı. Ankara'ya gitmek istiyorum. Mehmet Bey, şimdi bu net ve açık bir şekilde ortadayken bu Baylok üzerinden bazı kesimler bir mağdur edebiyatı mı yapmaya çalışıyor sizce peki? Mağdur edebiyatı, Sayın Cumhurbaşkanımızın da bugün altını önemli çizdiği gibi FETÖ'nün bir kara propagandası, aynı zamanda bir algı operasyonu. Evet. Kim ki mağduriyet edebiyatı üzerinden bu alçak ve hain darbe girişimini sulandırmaya kalkışırsa, biliniz ki onlar iyi niyetli değildirler ve biliniz ki onlar da tıpkı o darbecilerle şu veya bu ölçüde bir ve beraber olanlardır. Hiç kuşkusuz bir büyük deprem yaşadık. Bu büyük depremin bir takım artçıları olacak. Biz hiç kimse hiçbir şekilde mağdur edilmedi diyenlerden değiliz. Olmadık. Öyle olduğuna inansaydık, bu mağduriyetleri giderecek mekanizmaları tekrar hükümet bünyesinde, tekrar hükümetimizin talimatları doğrultusunda illerde ve ilçelerde oluşturmazdık. Kuşkusuz bir takım mağduriyetler olacak. Ama onların iddia ettiği gibi yaygın bir biçimde mağduriyet söz konusu değildir. Ve bu mağduriyet edebiyatı da FETÖ'cülerin bir kara propagandasıdır. Aynı zamanda da bir algı operasyonudur. Bu yüzden mağduriyet edebiyatı üzerinden darbe girişimini sulandırmaya kalkışanları asla kendimizden bilmeyiz ve onlara iyi gözle de bakmayız. Herkes bunu böyle bilsin. Bu Türkiye'nin hayat memet meselesidir. Bakınız, bu Baylok meselesi de, şu da bu da. Şimdi Cem Küçük kardeşimin de dediği gibi, bu gidişle ortada zaten FETÖ'cü kalmayacak. Darbe yapanlar FETÖ'cü olmadıklarını söylüyorlar. İş dünyasındakiler FETÖ'cü değil. Ama işte gördük, Toskun mudur, ne zıkkımdır, onun derneğinde Sayın Cumhurbaşkanımıza nasıl terbiyesizce hakaretler yağdırdığında ve aynı zamanda başka işler yapıldığında kimlerin alkışladığını gördük. O iş adamlarını gördük orada. Şimdi o iş adamları Fethullahçı olmadıklarını söylüyorlar. Yani 17-25 Aralık'tan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın onca çağrılarına rağmen hala Pensilvanya'daki o iblisin arkasından gidenler Fethullahçı olmadığını söylüyorlar. Peki kim Fethullahçı? 17-25 Aralık'tan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız, bizler, hükümetimiz, başbakanımız her düzeyde vatandaşımızı uyarıyoruz. Bunlarla ilişiğinizi kesiniz diyoruz. Çocuklarınız okullarında okuyorsa okullarından alınız. Yurtlarında yatıyorlarsa, barınıyorlarsa yurtlarından alınız. Bankalarıyla işlem yapmayınız diyoruz. Bakınız, şunun altını da önemli çizeyim. Türkiye toplumu bilsin diye söylemek durumundayım. Sanki Bank Asya'da hesap açan herkese FETÖ'cü muamelesi çekiliyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Böyle bir şey yok. Yok. FETÖ bankası olan Bank Asya'ya devlet tarafından el konulduktan sonra o Pensilvanya'daki iblisin talimatıyla o bankaya para yatırmaya koşanlar pek tabidir ki o iblisin talimatıyla hareket ettikleri için FETÖ'cü örgütün üyeleridirler. FETÖ'cü örgütün taraftarlarıdırlar. Bu bir karinedir. Başka bir belge aramaya gerek yok ki. Bu bir cemiyet değil ki. Ama bunun sivil toplum ayakları var, sendikaları var. Sen gitmişsin o sendikaya üye olmuşsun. Dernekleri var, derneklerine üye olmuşsun. İş adamları dernekleri var. O derneklerde aktif bir biçimde rol oynamışsın. 17-25 Aralık'tan sonra devletimiz Fethullahçı terör örgütünü milli güvenlik siyaset belgesine dönüştürdüğünde, Cumhurbaşkanımız marifetiyle, Başbakanımız marifetiyle toplum uyarıldığında bile sen iltisaklı olmaya devam ediyorsan dibine kadar Fethullahçısın. Başka bir delil aramaya gerek yok. Oradaki iblis, Pensilvanya'daki iblis, bankayı kurtarmak için gerekirse başka bankalardan kredi alın. Evinizi satın, arabanızı satın, bileziklerinizi satın. O bankayı ya yatırın dediğinde talimatlarına uyuyorsan, ister başın açık olsun, ister başı kapalı. Sen
FETÖ terör örgütünün bir mensubusun, bir üyesisin. Bugün yapılan işlemler bu karineler üzerinden yapılıyor ama sanki bütün bunlar suç değilmiş gibi ve sanki bu suça karışanlar kendileri değilmiş gibi bir mağduriyet edebiyatı oluşturmaya çalışıyorlar. Biz bu tuzağa asla gelmeyeceğiz. Evet, mağduriyetler hiç kuşkusuz vardır. Bize iletilen mağduriyetler konusunda ne kadar duyarlı olduğumuzu herkes bilir. Adımız, partimizin adı Adalet Partisi'dir. İnancımızın üzerine oturduğu ilke adalet ilkesidir. Asla adaletten sapmayız. Bir tek mağdurun hakkı varsa o mağduriyeti giderir, o hakkını teslim ederiz. Ama Fethullahçı terör örgütünün de kökünü kazırız. Bunu herkes böyle bilsin. Evet. Bu konudaki kararlılığımız tamdır. Şu evet. veya bu şekilde bu terör örgütüne bulaşmış. 17-25 Aralık sürecinden sonra yapılan bütün uyarılara rağmen bu terör örgütüyle bağını sürdürmüş. 15 Temmuz darbesine de şu ve bu ölçüde karışmış, destek sunmuş herkes bu ülkenin, bu milletin düşmanıdırlar ve onların kökünü kazımak, devletin, toplumun içine sirayet etmiş bu uru temizlemek bizim boynumuzun borcudur. Acırsak acınacak hale geliriz. Hiç kimse birkaç kardeşimiz mağdur edildi diye bu mücadeleyi kesintiye uğramamızı bekletmesin. Toplumdan rica ediyoruz. Onlar mağdur edilmişlerse bunu 15 Temmuz şehitlerimizin, gazilerimizin hatırına bir sınav olarak kabul etsinler. Ve bize güvensinler. Biz onların mağduriyetlerini gideririz. İtibarları sarsılmışsa itibarlarını en üst düzeyde iade ederiz. Ama asla o FETÖ'cü çakalların, itlerin, iblislerin değirmenine su taşıyacak bir mağduriyet söylemi üzerinden yol yürümesinler. Çünkü bu devletimizin ve milletimizin bir beka sorunudur. Ya bu uru söküp atacağız, kökünü kazıyacağız ya da bir 10 yıl sonra tekrar evet. benzer bir tehlikeyle, tehditle karşı karşıya kalacağız. Evet Mehmet Bey, şimdi Bülent Bey'e de sormak istiyorum. Tabii Suriyeli konuklarımıza döneceğiz birazdan. Terörün farklı bir mücadelesini çünkü veriyor Suriyeli konuklarımız. Türkiye'de buna ciddi destek veriyor ama öncesinde Bülent Bey size sormak istiyorum. Bu mücadelenin neresindeyiz? Şimdi 60 bin kişiden fazla Cem Bey altını çizdi. Bu Baylok programını kullanan kişiler, en azından bilinen kişiler o şekilde. Siz de eski bir istihbaratçı olarak yani bu kullananların tamamı ortaya çıktı mı yoksa hala bu süreç devam ediyor mu bunların belirlenmesi? Evet, şimdi tabii dikkat ederseniz Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu Afyon'da yapılan toplantıda yani burada hem partililere bilgi verdi bu konuda. Sayının şu anda 40 bin civarında henüz deşifre edilmemiş unsur olduğunu. Bunlar deşifre edilmiş unsurlar ama yani bir takım da hani bu mağdur edebiyat çıktıktan sonra daha ciddi tarama yapıldığını, 18 bin Baylok kullananın da Baylokçunun da gözaltına alındığını söyledi Sayın Bakan. Yani bu hesapta 68 bin civarında olabilir. Bu sayılar tabii oynayabiliyor da. Ancak şöyle bir şey var. Bakın şimdi burada şimdi bu Hürriyet gazetesindeki yazı meselesine geldiğimiz zaman ya çok enteresan. Yani Türkiye'de bu FETÖ mesela biz 15 Temmuz sonrasında Milli İstihbarat Teşkilatımızın niye bu olayı önceden haber alamadığı konusunda böyle işte bir takım eleştiriler getirdik. Fakat görüyoruz ki Milli İstihbarat Teşkilatı bu bir sistem var. Yani sistemin ismi de OBİBAS sistemi. Yani operasyonel bilgi paylaşım sistemi. Bu sistem şu. Burada istihbaratı alan birimlerle, operasyonu yapacak birimler arasındaki koordinasyonun lokal olarak kurulması. Yani eskiden genel bir tamam yayınlıyorduk. Şu anda Antep'te mesela bir canlı bomba şeyini tespit ettik. İhbarını aldık. O veya bu şekilde. Hemen oraya bizim bu ekiplerimiz, teknik sistem ekiplerimiz, bilgisayar durumumuz, siber suçları ekiplerimiz oraya bilgilerle intikal ediyorlar. Yani Antep'e intikal ediyor. Misal olarak veriyorum. Orada mesela Antep'in bilemediği birçok bilgilerle donanımlı bir şekilde terör örgütüne darbe vuruluyor. Ve bugüne kadar Sayın Soylu da açıkladı. Birçok sayıda, bakın bu sayı o yani 70-80'e eylem önlenmiş durumda terörle mücadelede.
Şimdi burada tabii Fethullahçı terör örgütü, Fethullahçı terör örgütü ile ilgili bu Baylok sistemi, ben hatta dedim ki ya Baylok sistemi veya ondan sonra geçtikleri Eagle sisteminin çözülmesi MIT'in çok büyük bir başarısıdır. Yani bir kere onu bakın, hiç kimse yaban atmasın. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bu Baylok sistemi veya burada efendim bunun %10'u şeydir, cemaatçidir veya Fethullahçıdır gibi tabirle çok yanlış. Şimdi Baylok sistemini kullanan herkes cemaatle direkt ilişki kurmuş. Bu kripto. Yani cemaatin bilhassa 17-25 Aralık operasyonlarından sonra yani bu cemaate yapılan işte gerek polis ayağına, gerek yargı ayağına, gerekse diğer yargı yani diğer ayaklarına yapılan operasyonlarda cemaat büyük darbe yedi. Bunlar daha önce işte bir takım böyle telefonlarla, kripto telefonlarla falan görüşüyorlardı. İşte WhatsApp dediğimiz bir sistemi kullanıyorlardı. Şimdi birdenbire bu 17-25 Aralık'tan sonra yani 2014 yılları içerisinde bu WhatsApp görüşmesi yani takip edilen bir sürü insan var devletin. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan bahsediyoruz. Birdenbire bu görüşmeler bıçak gibi kesildi. Bunun üzerine bu Baylok sistemini yeni bir sisteme geçtiklerini Milli İstihbarat Teşkilatımız tespit etti. Bu Baylok sistemi biraz önce Cem de söyledi. Şöyle bir sistem. Bu tamamen kripto bir yazışma sistemi. Yani bu Baylok'u kullanan herkes bu terör örgütünün içinde. Bakın çünkü şöyle bir şey. Yani burayı siz, ben mesela dün bir televizyon programdaydım. Biz bunu gene konuşurken birkaç vatandaş mesaj göndermiş. Diyor ki adam ya ben bu Baylok'a girmeye çalışıyorum. Bir türlü giremiyorum diyor. Yani bunu önceleri ablalar veya abiler bizzat ellerindeki sistemlerle yani örgüte hepsine tek tek bu Baylok sistemine soktular. Şifre aldılar. Yani siz şimdi Baylok sistemine girdiniz. Abi veya abla size şifre verdi. Ne yapacaksınız bu şifreyle? Sizin irtibat kuracağınız diğer örgüt mensuplarına da şifre veriliyor. Şimdi o bakımdan bakın. Şimdi burada bu Hürriyet gazetesi, ben tabii İsmail Saymaz'la ilgili şöyle bir değerlendirmem var. Çünkü ben şimdi bu ne zaman bu televizyonlarda hani bir dolaşsak İsmail Saymaz'ı işte bu CNN Türk'te veya bir takım televizyonlarda görüyoruz. Bilirkişi havasında. Yani şimdi bu algı operasyonları bakın. Bu algı operasyonları öyle direkt algı operasyonu gibi gözükmez. İsmail Saymaz bilirkişi. Bir sürü devletin görevlileri çıkıyor. Bizim daire başkanlarımız çıkıyor falan. Yani orada bu hemen orayı eleştiriyor şu bu falan. Yani milletin gözünde bir kere İsmail Saymaz bir şey gibi yani yani bu konulara çok hakim biri gibi bana evet. göre gösterildi. Belki öyledir ama ben yani olayın hep arka perdesini alıyorum. Şimdi ne yaptı? Cem de söyledi. Hemen bu DHKPC'li bir militanı, efendime söyleyeyim, dedi ki bu işte cephe diye bir duvar cephesini söyledi. DHKPC'den şey alındı. Ben şimdi bakın şunu söylüyorum. Burada İsmail Saymaz'ı da aşan olaylar var. Bugün Doğan Grubu 28 Şubat sürecinden günümüze kadar hiçbir zaman için milli iradeyle gelmiş, yani hükümetlerin yanında olmamıştır. 15 Temmuz'da CNN Türk basıldı, bilemiyorum yani nasıl basıldı edildi, o ayrı bir şey. Yani orada hatta herkesin yani bu işte Yeni Kapı ruhuna girdi. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu nasıl Yeni Kapı ruhunu hemen terk ettiyse. Şimdi evet. baktığımız zaman yani burada DHKPC ile Doğan televizyonlar arasında inanılmaz bir ilişki var. Yani Sayın Kiraz'ın katledilmesini hatırlarsanız orada neredeyse terör övmeyi bırakır. Yani güvenlik güçlerini hem bir savcımızı görevi başında şehit ettiler hem de çok acayip bir şekilde terörün yanında tavır aldılar da gösterdiler. Şimdi mesela bu Saymaz'ın yazdığı olaydan önce Milliyet Gazetesi'nde yine bir şey oldu. Aynı bu Baylok üzerinden. Şimdi Baylok'un yani şimdi çok kısa bir süre önce bu olaylardan önce Baylok 20 bin kişi tango programı yani Baylok kullanan veya tangoyu kullanan 20 bin kişi yani birçok sosyal medya platformu var. Bunlar da 30 bin kişi de şey kullanmış Milliyet Gazetesi'nde diye çıktı. Hatta altına da Sayın şimdi Ulaştırma Bülent Bakanımızın Bey. Resmini koyup orada yapılan bir röportajı evet. yayınladı. Hayır, şunu söylüyorum. Burada bakın çok ciddi algı operasyonları evet. yapılıyor. Bu baktığımız zaman bu Doğan grubu üzerinden bunlar geliyor. Şimdi bu son şeyin Aydın Doğan'ın yapmış olduğu bu algı operasyonunun yani veya Hürriyet Gazetesi'nin İsmail Saymaz vasıtasıyla yapılan algı operasyonunun birinci hedefi çok ciddi bir şekilde bu operasyonu sulandırıp bütün Türkiye'de yaşayan insanlarda bir şüphe oluşturmak. Ya kesinlikle. Diyor ki %10'u şey %90'ı şimdi, diyor cemaatçidir. Yani o terör örgütü demiyor. Bülent Bey. O noktayı tekrar geleceğiz tabii ki. İkinci bölümümüzde daha detaylı iç siyasete ilişkin
bir tartışma yapacağız. Suriyeli evet. konuklarımıza söz vermek istiyorum ama çok ekleme, Cem Bey kısa bir ekleme yapmak istiyorum. Şöyle hemen bitireyimler Baylok, o zaman. Baylok'la ilgili bu şeyim yani benim aldığım bilgilere göre ve tahminim de odur ki Baylok'la ilgili bu algı operasyonunu mesela bu kişi diyor ki işte daha önce ben şuna şuna da şey yaptım işte Fidel Okan, İsmail hep böyle şaibeli isimler. Evet. Hep bu bir iki bu uluslararası bir değil birden fazla istihbarat teşkilatının Türkiye'ye yönelik FETÖ'cülere yönelik bir operasyondur. Hani iki tane hakim 75 polisi kurtarmak için kendisini yakmıştı. Bu da buna benzeyen bir olay. Bu şey burada affedilecek bir olay değil. Şüphesiz çok büyük bir oyun var bunun içinde. Ağır bir bedel ödeyeceklerini kesinlikle. Buradan söyleyelim. Onu daha detaylı konuşacağız. Bülent Bey size de döneceğiz. Ben bütün programlarımı da hatırlatıyorum. Şimdi de tekrar hatırlatmak istiyorum. Programda ismi geçen kişilerin söz hakkı vardır. Tekrar altını çizelim. Ve tabii Türkiye bir taraftan işte FETÖ ile mücadele ediyor. İçte ve dışta çok büyük bir terör örgütü. Diğer taraftan Doğu'da PKK ile mücadele ediyor. Sınır ötesinde DAEŞ gibi çok daha farklı uluslararası global bir terör silahlı terör örgütüyle mücadele ediyor. Ve bu mücadelesini DAEŞ ile mücadelesinin büyük bir kısmını da Suriye topraklarında veriyor. Ve Suriye'den iki önemli konuğumuz var. Suriyeli muhaliflerin iki önemli temsilcisi, politik siyasi kanadın önemli ismi Başbakan Sayın Cavad Abu Hatap. Ve askeri kanattan sorumlu Abdülcabbar Ageydi. Tekrar hoş geldiniz diyorum programımıza. Sayın Başbakan, aslında sorulacak çok fazla soru var. Çünkü son ikiye baktığımız zaman Türkiye Özgür Suriye Ordusu'na inanılmaz bir destek verdi. Ve bölgede Suriye'de 5 yıldır olmayan bir şey oldu. Güvenli bölge oldu. Yani o bölgeye baktığımız zaman eskisine nazaran çok daha farklı bir Suriye görüyoruz. Buraya yönelik sizin muhaliflerin başbakanı olarak nasıl bir politikanız var? Yani Türkiye'deki, tabii sorulacak çok soru var dedim de, yani mültecilerin bir kısmı bu topraklara yerleşecek mi? Askeri ve stratejik noktalarını birazdan Sayın Generalimle konuşacağız ama ilk önce size o soruyu yöneltmiş olayım. O bölgelerde şu anda, yani kurtarılan bölgede durum nedir? Türk halkına çok teşekkür etmek istiyorum ve hükümetine. Yani Suriye halkına verdiği destekten dolayı, geçmiş senede yaptığı destekten dolayı çok teşekkürler ediyorum. Biz 6 senenin ardından Hürsür ordusu olarak %70'ine hakim olmuş bir durumdayız Suriye topraklarının. Fakat Hizbullah ve Rusya'nın girişi bu işin içeriye girişi ve Şii milislerin girişi bu ölçüyü değiştirdi. Ve daha işte 2 sene önce ortaya çıkarıldı. Yani Şam'daki o yönetim tarafından ve oradaki şebek tarafından ortaya çıkarıldı. Ve gizli yerler var tabii ki. Mesela özellikle Amerika'nın gizli yerleri vardı bu işin içerisinde. Tabii yine Türkiye'nin desteğine ve güçlerinin Halep'in kuzeyine girişlerini değerlendirecek olursa bu Suriye ordusu, Suriye açısından yeni bir durum. Bu sivil ve askeri bir kesimin oluşması için önemli bir ayaktı. Tamamen özgürleştirilmiş bölge olması için başlanmıştı. Biz şu anda tabii muhalefetin bütün yetkileri olarak Dera'dayız, Humus'tayız. Fakat her gün bombalanıyoruz yani. Hastanelerimiz hepsi bombalanıyor. Ben dün mesela İdlib'deydim. Yani tıp üniversitesi bombalandı. Evet. 15 bine yakın kitap vardı içerisinde. Halep'te Asahur bölgesi bombalandı yine. Bu bölgede inşallah Türk kardeşlerimizin desteğiyle bu bölgelerde yine tıbbi, sinayi bölgeler kurabiliriz. Ve gerçek hükümetin ilk başlangıcını burada atabiliriz. Ta ki Suriye'nin tamamını özgürleştirinceye kadar, DAEŞ'i yeninceye kadar, yönetimi yeninceye kadar ve özellikle o bütün terör örgütlerini yok edinceye kadar. Suriye halkını biliyorsunuz bunlar katletmeye uğraşıyorlar. 1 milyona yakın şehit ettiler. Ve 3,5 milyon manzil fi Suriye. Yani bunun 3,5
F sadece Suriye'de yerle bir edildi. Peki yani Fırat Kalkan operasyonu var. Oraya dönecek olursak o hangi aşamada? Şu anda hani bölge, kurtarılan bölgenin durumu nedir? Oraya sağlıklı bir şekilde siz ulaşabiliyor musunuz? Yani askeri kısmını birazdan konuşacağız dedik ama o Aziz Cerablus hattındaki son durum ne? الآن الشريط من إعزاز إلى جرابلس أصبح محرراً. Bugün şu anda Azez'den Cerablus'a kadar olan çizgi tamamen özgürleştirilmiş. Yani 20-25 kilometrelik bir alan bu. Mera yine aynı zamanda özgürleştirildi. Cerablus öyle. Elbab özgürleştirildi. Mumbiç. لو وصلت إلى منطقة الخبسة أو شل تشرين. Yani Tişrin ve Hapsi bölgelerine ulaşırsa çok geniş bir olan. Yani 5000 metrekarelik bir alan olacak ve burada çok geniş tarım arazileri var. Yani 2 milyon Suriyeli bu bölgeye eleştirebiliriz. Ve Özgür Suriye ordusunu burada yapabiliriz, teşkil edebiliriz. Mesela Rakka'ya, Deir ez-Zor'a gidip orada operasyonlar yapabilir. Çok stratejik bir nokta olacak burası, bölge olacak burası. Ve tabii ki gıdanın ulaşmasını sağlayacak. Bize elektrik gelecek olan orada şeyler var. Trafolar var. Yani buranın özgürleştirilmesi, yani bu aslında Suriye'nin hepsini özgürleştirmesi için bir adım olacak. Şimdi dilerseniz Sayın Komutanımıza söz verelim. Komutanım sizi eğer haritayı alabilirsem, buyurun. Orada daha detaylı bir şekilde biz bu haritada şu anda neredeyiz ona bakalım. Çünkü halen devam eden bir, şöyle alayım size, buyurun. Evet. Şu anda burası PYD'nin kontrolünde olan bir nokta ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Başbakanımızın da dediği gibi buraları tamamıyla güvenli hale getirilmiş, özgürleştirilmiş nokta. Bundan sonraki hedef Elbab. Peki Elbab'a ilerlerken buradan PYD'nin de aynı eş zamanlı bir ilerleme endişesi var. O yönde bir çabası var daha doğrusu. Bunu biz yani siz önleyebiliyor musunuz? Nedir bölgedeki özellikle bu bölgedeki son durum? Çünkü burada baktığımız zaman bu üç güç birbirine çok yakın. Burada rejim güçleri var, burada PYD var, burada da Özgür Suriye Ordusu var. İlk önce iyi akşamlar diyorum dün izleyenlerimize. Ve Türk halkına çok selamlarımı iletiyorum. Ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm Özgür Suriyeliler adına. Biz buradan Türkiye'nin gerçekten desteğini takdir ediyoruz. Suriye halkına yaptığı desteği ve yanımızda duruşunu, Suriye halkının yanında duruşunu bu büyük olayda. Ve yine son Fırat Kalkan operasyonu takdir ediyoruz ve bu çok büyük bir memnuniyetle karşılandı Suriye halkı ve Özgür Suriye Ordusu tarafından. Kardeşlerimiz oraya girip bize destek verdiler. Kendi topraklarımızı terörden kurtarmak için. Tabi Daesh, PYD, ve diğerlerinin hepsinin karşı biz. Bunların hepsi aslında bir şeyin peşinde koşuyorlar. Tek şeyin peşinde koşuyorlar. Ve hepsini bu katil yönetim ve ona destek veren İran ve Rusya onlara destek veriyor. Fırat Kalkanı operasyonu çok sayıda yerleşim birimini özgürleştirdi. Çok kısa bir dönem öncesinde 140'a yakın köy yani yerleşim birimi özgürleştirildi. Cerablus'tan Telazaz'dan Cerablus'a kadar Dabaka ve Arşaf, Soran bölgesi, tüm bu bölgeler özgürleştirildi. Bu çok güzel bir çalışma gerçekten. Fakat yine çok büyük tehlikeler var. Tehditler var. Şu an rejim Elbab'a doğru bir baskı uyguluyor. Evet, şuradan gördüğünüz gibi. Güneyden Kuveris havaalanı taraflarından Elbab'a doğru bir sıkıştırma yapıyor. Orada Rus, İran ve kendi Esed'in güçleri var. Bu burada çok ciddi bir ciddi bir şey yaşanıyor, çekişme yaşanıyor.
Ve PYD dün dün yönetim ve Rus ordusunun uçakları PYD'ye yardım etti. Ve Mare'nin kuzey doğusunu bombaladılar. Özgür Suriye ordusunu vurdular. PYD'ye destek verdiler orada. Ve hepsi buraya oraya sardılar. Sırf DAEŞ'e destek vermek için. Biz bunu biliyoruz ve bunun farkındayız. Ve PYD ile DAEŞ ve Şam rejimi arasındaki ilişki hakkında da elimizde mevcut delikler var. Onlar şu anda şunu planlıyorlar. Muşahit bölgesini, yani orada bir üniversite var. Onu biz 2013 yılında özgürleştirmiştik. Ebul Furat orada komutanlarımızdan, Yusuf Çadır orada şehit olmuştu. Burada rejim DAEŞ oradaki o okulu ele geçirmeye çalışıyor. Ve onu daha sonra da PYD'ye teslim edecekler. Yani biz özgürleştirme yapıyoruz, topraklarımızı alıyoruz. Onlar ise rejime ve Rus rejimine, güçlerine karşı yanaşıyorlar. Onlara sığınıyorlar. Çünkü bu Elbap çok önemli. Çünkü Halep'in özgürleşmesi açısından da çok önemli. Çünkü hemen Halep'in yanında yer alıyor. Ve bu Halep'e uygulanan o kuşatmayı kırmamıza yardımcı olacak. Elbap'ı özgürleştirirsek Münbiç de doğal olarak özgürleşecek. Yani oradaki terör örgütleri PYD ve PKK'nın Münbiç'i şu an işgal eden o güçlerden de kurtarmış olacak. Orada da biliyorsunuz coğrafik bir değişim yapıyorlar. Oradaki evleri yıkıyorlar. İnsanları başka yerlere göç ettiriyorlar. Terebiyette bunu yapmışlar daha önce. Tabiyette aynısını yapmışlardı. Burada şu anda çok büyük bir oyun oynanıyor. Çok büyük oyun sahneleri PYD ve DAEŞ arasında. Ben kendim bizzat Kobani'de savaşırken gördüm. Ben Özgür Suriye Ordusu'nun orada komutanıydım. DAEŞ'e karşı savaşıyorduk. Biz orada gördük, yani orada çok büyük tiyatrolar vardı, oyunlar vardı. PYD ile DAEŞ'in arasında aslında bir savaş yoktu. Gerçek bir savaş yoktu orada. Orada tam bir tiyatro vardı. İran ve Şam rejimi adeta orada bir oyun oynuyorlardı. Aynen, Arap'ı teslim etmişler. Yılmaz Bilgen, istersen sen de bize bölgeyi sen de çok yakından biliyorsun ve yüzlerce kez bölgeye girmiş durumdasın. Sayın komutanım da buradayken şu bölgede ciddi bir baskı var. Ve aynı zamanda az önce komutanımızın dediği gibi Elbap çok kritik bir noktada. Özgür Suriye Ordusu oraya ilerliyor, affedersiniz. Bir taraftan rejim ilerliyor, bir taraftan da PYD. Yani bu kasaba 3 büyük gücün aslında çatışmasına, güç savaşına sahne oluyor. Peki ilk kim alacak oradaki son bölgeye gelen haberlerle? Elbap Suriye'nin en büyük ilçelerinden birisi. Şöyle alalım isterseniz. Öncelikle. Ve çok stratejik bir yer. Mesela Ceyşehir'in, yani Özgür Suriye Ordusu'nun aslında silah, cephane, bizim inovasyon dediğimiz, o savaşın içerisinde bir fil şahitlik ettiğimiz suyun altından giden roketler üretmişlerdi. 2013 yılında, sayın komutanımız daha iyi bilir ve ben görmüştüm. BAP ve nüfusu itibariyle de çok kaliteli bir insan toplamının olduğu, eğitimli insan toplamının olduğu bir yer. Ama ve Suriye'nin de en büyük ilçelerindendir. Yani statüsü ilçe ama il statüsündedir. 1 milyondan fazla insan yaşıyordu ve rejim orayı haftada 2-3 gün vuruyordu. Aynen öyle. Ama bu DAEŞ'tan sonra 600 bine kadar düştü. Elbap çok önemli bir nokta. Elbap'ın bir diğer önemli olması, bir kere Elbap düştükten sonra şimdi iki tane koridor var Orhan. Biz yıllarca işte hem A Haber, El Cezire hem son dönemde biz hep şu hattı gördük. Evet. Aslında PYD'nin iki fikri var. Munbuç'tan, şimdi Türkiye buraya girdikten sonra Amerika ve PYD'nin bir strateji başladı. Biraz daha güneyden paralel hat dedikleri Munbuç'tan Baba, buradan Afrin'e yürümek istiyorlar. Evet. Ve Türkiye'yi siz bakın şu görmüş olduğunuz yeşil alan, hı hı, Orhan Salih, biz daha önce şeyde çok çok basit noktada Havar'da, yani şu kadarcık bir alandaydı, yani Ceyşehir, yani ÖSO, şöyle bir alan düşünün. Çoban Bey de yine şeydeydi, DAEŞ'taydı. Ya burada beraber de gitmiştik hatırlıyorsan. O Havar civarında çok pardon, şu civarda çok basit kilisin, yani şu kadarlık bir alandı bu Fırat, evet, Kalkanı'ndan önce. Evet. Şu an gördüğünüz yeşil alan. Yani şu Azez'in şu taraftan bakar. Şuradan pardon, evet, işte şuradan başlayarak, evet, hayır Azez'de zaten orada PYD var. Savran vesaire hepsi
DAEŞ'teydi. DAEŞ'in elinde. Şurada zaten yani gidebildiğimiz son nokta DAEŞ'e Özgür Suriye ordusunda bu sanırım bu bölgeydi. Aynen öyle. Şimdi evet. İşte bu hatta yani şuradan başlayan Azize'ye kadar gelen ki DAEŞ buraları ara sıra kapatıyordu. Havara falan da girip çıkıyordu yani Düdyen vesaire hepsi elindeydi. Şimdi ne oldu? İşte bu BAP'tan ikinci plan sahneye konuldu ve bir paralel hat oluşturdu ve kimse bunu gündem yapmadı. Kimse konuşmadı ama Amerika'yla ben PYD'nin bir fiil Türk ordusu orada 2,5-3 ay sabredin PYD'nin sözcüsüne söylediği, FOTEL'in söylediği bir sözdür bu. Biz gerekirse paralel hat kurarız, BAP üzerinden yürürsünüz dediği bu o toplantıda işte FOTEL'in Kamışlı ziyaretinde konuşulan bir mevzuydu. Hı hı. Şimdi BAP düştüğü zaman Orhan Salih artık paralel hat da bitmiş olacak. Çünkü Mumbuca PYD'nin yürümesinin hiçbir anlamı yok. Yani düşünebiliyor musun? Mumbuc'un tamamı yani Arap'tır. Yani kimse tartışamaz bunu. BAP'ın da tamamı Arap'tır. Yani BAP'ta Türkmen veya Kürt nüfus yok denilecek kadar azdır. Mumbuc'un yine köyleri var Kürt veya Kürt kısmen falan. %5 civarında. Ama mesela BAP'ta hiç Arap yok. Yani şey açısından bakarsak PYD ve o tırnak içinde Kürdistan açısından bakarsak. İşte herkes BAP'ı bunun için istiyor. BAP'a rejim de saldırıyor. Üstazın biz az önce komutanın söylediği gibi Kuveyriz'den şu an rejimin 19 kilometre BAP'a. En son işte Tel Cican'dan sonra, Tel Malik'ten sonra dün PYD'nin tekrar geri ele geçirdiği işte Rus uçakları uçtu vurmadı ama rejimin helikopteri vurdu. Dün bizim hatta yaşanan, bu hatta yaşanan dünkü saldırıdan sonra işte 15 kilometreye kadar düştü. Doğru bir 14 kilometre aslında ama 15 kilometre, 1 kilometrelik sapma bahsedilmez. Şu an en yakın olan sanırım güç Özgür Suriye ordusunda en yakın güç. Yakına Elbaba kaç tekli taktikleri yaptıkları yönde bilgiler de var. Yani onu tam olarak bilmiyoruz ama. Özso'nun, hayır şu an 14,5 kilometre. Çünkü evet. Burada önemli birkaç nokta var. Orada 2-3 stratejik nokta var. Eğer oraları alırsa ondan sonra artık BAP'a yürüyüşünü kimse durduramaz. Peki. İşte burada rejim PYD'yi BAP'a sokmak istiyor ama burada BAP kadar önemli olan bir diğer unsur da Mumbuç ve Rakka hattıdır. Mumbuç ve Rakka. Şimdi generalimiz hazır burada bulmuşken stüdyomuzda şunu sormak istiyorum. Şimdi PYD bu bölgeden hani o koridoru birleştirme hayali biraz oldukça uzaklaşmış gibi o hayalden ama şimdi Özgür Suriye Ordusu ile rejimin arasında çok az bir süre mesafe kaldı ve senin de belirttiğin gibi helikopter zaten dün Özgür Suriye Ordusu'na ait bir noktayı vurdu. Orada da şehitlerimiz var. Peki bu hattın birleşmesi durumunda rejimle Özgür Suriye Ordusu'nun arasında nasıl bir çatışma olur? Neler olur? Bir şey ekleme yapayım. Siz komutanı Feyfin var. Bir tek köy kaldı. Medresetül Müşahat fark. Bes Feyfin var. Feyfin'den sonra yani Öso Halep'in sınırına girmiş oluyor. Yani. Şuradan bir Feyfin var. Artık Öso bu Halep'in Medresetül Müşahat dediğimiz bölgeye girmiş oluyor. Halep'in sınırlarına girmiş oluyor. Peki, o zaman şöyle söyleyeyim. Yani bu birleştikten sonra ne olacak oranın kaderi? Bir de tabii Halep var. Çok yakın bir nokta. Hani bu hatta rejimden koparılabilir mi? Yani البي واي دي مع النظام يحاولون أخذ هذه المناطق ويسبقون الجيش الحر ليأخذوها ليضيقوا الحصار على حلب ليضيقوا الخناق. Onlar şu anda o bölgede şeyi daraltmak istiyorlar PYD. Biz eğer Elbaba alırsak Hürsür Ülüsü olarak iki yolumuz kalacak. Birincisi Halep etrafında bulunan o bölgeyi o kuşatmaya yakılmak. İkincisi Mumbuca doğru. PYD doğru. Yönetim şu an PYD şunu istiyor. Yani Halep'e olan o kuşatmayı daraltmak istiyor. Ama sa'ada nizam biliyorsunuz Şeyh Maksud'da rejim yardım etti. Şeyh Maksud'da ve Kastirot'a PYD oraya girdi. Yönetimle beraber girdiler ve ona yardım etti o bölgelerde. O Halep'in kuşatma altına alınmasını sağladı o şekilde. Yılmaz'ın konuştuğu gibi söylediği gibi bu bölgenin hepsinde hiçbirinde aslında Kürt yok. Mumbiş'te Kürtler çok 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 az Kürt. Yani %5 bile yok. Elbap'ta hiçbir şekilde Kürt yok. O bölgenin hiçbirinde Kürt bulunmuyor. Tamamen Araplardan ve Türkmenlerden oluşan bir bölge. İşte biz şuna çok önemli noktaya dikkat çekmek istiyoruz. Kürtler bizim kardeşlerimizdir. Bizim de onlar arasında bir sorun yok. Fakat PYD
PYD kesinlikle Kürtleri temsil etmiyor. PYD, YPG, PKK onlar tamamen bir terör örgütü ve Kürtlerin üzerinde de bir baskı olarak terör uyguluyorlar. Bunlar Araplarla Kürtler arasında bir fitne oluşturmaya çalışıyorlar. Hiçbir şekilde Kürtleri temsil ediyorlar. Tıpkı Türkiye'de yaptıkları gibi. Yani Türkiye'de mesela Kürtleri temsil etmiyorlar. Yani Kürtler aslında çok derin bir tarih, derin tarihi olan çok hoş, iyi insanlar. Fakat bu burada işte Kandil'den ve İran'dan bazı kesimlerin yönettiği bir grup var. Bunların da hiç daha işte bir farkı yok. Burada çok tehlikeli bir oyun var. Bunu söylemeden geçmeyelim. Orhan, Halep'in merkeziyle alakalı bizim çok meşhur Höllük, Haydariye gibi, ustazın eski makarının olduğu yer, karargahın, Haydariye gibi mahalleler boşaltıldı Türkmenler. Bu Şeyh Maksud ve Eşrefiye iki PYD bölgesidir, kontrolündedir. Çok sınırlı bir bölge. İnanın o kadar kirli bir oyun oynanıyor ki. Bakın Terrifat'tan Halep merkeze, Şeyh Maksud'a, Türkmenlerin boşaldığı yerlere de zaten darapfi, yani saldırılar var. Buradan da Afrin'e, Mumbuç, Afrin bağlantısına korkunç bir oyun tezgahlanmıştı burada. İşte BAP bütün bu tezgaha bitiren en önemli, en stratejik nokta. Evet, teşekkür ediyoruz komutanımıza da. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra hem Türkiye'deki son gelişmeleri hem sınır ötesinde olan bitenleri konuşacağız. Saat başında tekrar karşınızdayız. Evet, söz temasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde önemli konuları konuştuk. Suriyeli önemli konuklarımız var. İstanbul stüdyomuzda yine önemli konuklarımız var. Ankara'da yine aynı şekilde önemli konuklarımız var. Biz kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz ve Cengiz Bey sizinle devam edelim. Şimdi bu yani Suriye'yi konuşuyoruz tabii ki de bir yani Orta Doğu'da olan bir ülke ve aslında Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerinin de birbiriyle çokça bağlantısı var. Yani PKK, işte DAEŞ ilişkisi diyoruz, PKK-FETÖ ilişkisi diyoruz. Bu FETÖ'nün bu Orta Doğu politikasındaki yeri ne? Yani onu sorayım önce. Bir de tabii önemli bir etkinlik var. Tabii 15 Temmuz'u biz bütün dünyaya anlatıyoruz bu darbe girişimi. Bu çerçevede de yine yarın başlayacak ve iki gün sürecek bir önemli bir toplantı zirve var. Dünyanın çeşitli ülkelerinden katılımcılar var. Evet. Onunla ilgili de sizden biraz bilgi almak isteriz. Çünkü oldukça heyecan verici bir program olmuş benim gördüğüm kadarıyla. Buyurun. Onunla başlayayım. İGETEV yürütüyor. Biz de içerisindeyiz. Hem Arap dünyasının hem İslam dünyasından hem de Batı dünyasından çeşitli gazetelerin genel yayın yönetmenleri, toplumsal alanda etkili insanlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bunlara iki günlük bir seminer şeklinde İngilizce olarak bu darbe teşebbüsü esnasında yaşananları anlatmaya çalışacağız. Biliyorsunuz Batı'da veya diğer özellikle bazı Arap gazetelerinde çok fazla kafa karışıklığı var bu konuda. Bizzat birinci elden hem olayı yaşamış insanlardan hem akademisyenlerden hem de gazetecilerden bir ekip bunları davet ettiler. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi konferans salonunda yarından itibaren iki gün bu konunun gerçeklerini anlatacaklar ve onlar da döndükleri zaman kendi ülkelerinde bu manada kamuoyunun oluşmasına imkan sağlayacaklar. Bunun ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii biz ülkemizde bunları konuşuyoruz ama dışarıda aynı etkiyi yapmıyor. İnsanlar bir dini lider olarak görüyor, bir kült lideri olarak görüyor bu teşkilatı. O nedenle çok faydalı olacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Böyle bir teşebbüsün. Katılmak isteyenleri de bekliyoruz. Peki bu FETÖ'nün buradaki Orta Doğu'daki Suriye'deki rolü ne mesela? Yani birazdan daha detaylı konuşacağız ama. Şeyden bir spot cümleyle gireyim isterseniz. Buyurun. İslam tarihi açısından ben olaya daha genel bakıyorum. FETÖ İslam tarihinde bana göre Mehdici hareketler içerisinde en sofistike olanıdır. Öyle mi? Yani pek çok hareket var. Bunlar televizyonlarda tartışılıyor. İşte Ebu Müslim el-Horasani'den başlıyor, Mukanna, yalancı peygamberler var, Haşhaşiler var, çok çeşitli hareketler tarih boyunca geçmiş. Tabii modernitenin verdiği, teknolojinin, bilişimin verdiği imkanlar ve istihbarat teşkilatlarının verdiği imkanlarla böyle 40 yıllık bir süreçte tarihin gördüğü belki de en sofistike, en komplike ve en karmaşık bir Mehdici hareket karşımızda. Yani çok tehlikeli ama en azından şimdilik tehlike atlatılmış gibi gözüküyor.
Ben biraz daha teknik, global, küresel manada ve Orta Doğu açısından FETÖ olayına şöyle bakıyorum, benim okumam. Bu özellikle ABD'de neokonların bir teorisi var, yaratıcı kaos diye bir teori. Bunun önde gelen mimarları Bernard Lewis, Daniel Pipes, Henry Kissinger, bunların ilmi makalelerini yaklaşık 50 yıl boyunca takip ettiğiniz zaman ve ortaya koydukları haritalara baktığınız zaman bölgemizdeki şu anda meydana gelen gelişmeleri çok açıklıyor bunlar. Yani ben şöyle diyorum, ya bu insanlar çok iyi geleceğe gören falcılar veya kahinler veya bu senaryoların hazırlanmasında payları var. Tabii ben FETÖ'yü DAEŞ'ten, El-Kaide'den, Boko Haram'dan çok farklı görmüyorum. Bu tür projeleri yapan, ki bu tür projelerde istihbarat teşkilatlarının, büyük teşkilatların, devletin arkasında olmaması mümkün değil. Bu akla aykırı bir şey. Bunların hepsinde toplumsal sosyolojiye uygun olarak, yani şimdi Türkiye'de çok fazla DAEŞ'i yer tutturamazsınız, El-Kaide'yi. Çünkü Türkiye toplumu, Osmanlı toplumu, tasavvufi gelenek, Ahmet Yesevi geleneği böyle bir gelenekten geldiği için bu bölgede daha farklı bir proje var. Ama Irak'ta, Suriye'de veya Nijerya'da daha farklı bir proje var. Toplumsal tabana uygun olarak bence Irak, Suriye'deki olaylardan hem bu darbe teşebbüsünü hem bu FETÖ yapılanmasını çok farklı görmememiz lazım. Aslında hepsi bir satrancın parçaları, birbirinin devamı şeklinde. Şöyle bir şey, tabii FETÖ, El-Kaide'ye göre, DAEŞ'e göre çok daha uzun süreç. Ama zaman içerisinde başkalaşım geçirmiş. Aynı El-Kaide'nin DAEŞ'e dönüştüğü gibi, yani bir başkalaşım geçirdiği gibi toplumsal şartlar, soğuk savaşın sona ermesi ve burada yani devletimizin son yıllarda FETÖ'yü anlamış olması erken bir harekete sonuç verdi. Yoksa zaten 3-5 yani yıl 17 daha... Yani 17 Aralık süreci olmasaydı çok daha farklı tabii, bir yani şey görebilirdik. Daha zaten bu süreç gitmiş olsaydı herhangi bir darbeye de gerek kalmadan zaten Türkiye ve onu FETÖ'ye bağlı diğer kuruluşlar, diğer ülkeler ele geçirmiş olacaktı. Şunu da söyleyeyim, bu çok tartışılmıyor. Yani sadece FETÖ'nün merkez ülke Türkiye burada. Hem maddi kaynak açısından hem insan açısından merkez ülke Türkiye yapısı dolayısıyla. Ama bu örgütün ben pek çok gittiğim Afrika ülkelerinde bu okullardan mezun bakan, rektör, milletvekili çok önemli insanlar. Yani sadece Türkiye ile alakalı bir durum da değil. Şunu diyecektim yani bu noktada hani Türkiye'deki kaynakların büyük bir kısmı kesildi gibi en azından bizim gördüğümüz. Hani yine işte bilgiler alıyoruz, 80 ilde himmet toplandığına dair iddialar var. Ama kaynakların büyük bir kısmı kesildi. Bu kesilen kaynaklar çerçevesinde hani bu FETÖ'nün yurt dışında uzun bir süre daha yani uzun vadeli bir süre daha ayakta durması mümkün mü? Yok, mümkün değil bana göre. Yani burada Anadolu temeli oluşturuyordu. Yani hem insan gücü açısından hem maddi kaynak açısından. Ve Türkiye'nin tabii yumuşak gücü yani Türk insanının veya Türk Müslümanlığı veya Osmanlı yani bizim burada yaşanan Müslümanlığın diğer ülkeleri etkilemesi açısından büyük önemi vardı. Evet. Ancak bu hem insan gücü hem maddi kaynak kesildikten sonra tabii bu proje sadece Türkiye bazında değil genel olarak küresel bazda da akamete uğramış oldu. Ama tam olarak bitip bitmediğini belki bunu zaman içerisinde göreceğiz. Dediğim gibi yani 15 Temmuz hadisesini ben Irak'taki, Suriye'deki hadiselerden farklı görmüyorum. Bu yaratıcı kaos teorisine göre bu yaratıcı kaosu önce yaratıyorsunuz, devletleri ortadan kaldırıyorsunuz, berheva ediyorsunuz. Ondan sonra istediğiniz nizamları ortaya koyuyorsunuz. Yani burada Irak'ta El-Kaide'yi kullanıyorsunuz, Suriye'de DAEŞ'i kullanıyorsunuz, Türkiye'de FETÖ'yü kullanıyorsunuz. Evet. Buradaki temel amaç devleti zayıflatmak, devlet nizamını berheva etmek ve ondan sonra istediğiniz mikro etnik, mikro mezhebi yapıları kurabilmek. İşte burada bir Kürt kuşağından bahsediliyor, Şii kuşağından bahsediliyor. Zaten 70'li yıllardan beri, Bernard Lewis'den beri yapılan haritalara baktığınız zaman Rogers haritası var, daha başka haritalar da var. Bunların hepsinde şu anda bölgedeki oluşmaya başlayan parçalanmaları görmüş oluyorsunuz. Şimdi
o noktanın tabii daha farklı tarafına da geleceğiz. Cem Bey, ikinci bir konumuz var aslında. O konuyla evet. devam edelim. Sizin buna ilişkin bir eklemeniz varsa ekleyeyim. Hem şunu da sormak gerekiyor belki. Bu 15 Temmuz ruhunu ortaya çıkardı. İşte Yeni Kapı ruhu diye evet. bir şey bu. Sizin de bahsettiğiniz taraflarca bu manipüle mi edilmeye çalışılıyor? Bir de Ankara'daki konuklarımızı da soracağım tabii de. Onun uzantısı var. Şimdi 15 Temmuz'da başaramadılar. Şimdi terörün farklı bir yüzünü gösteriyorlar. Türkiye'de bununla ciddi bir mücadele yapıyor işte. Son mücadeleyi de işte bazı belediyelere kayyum atanması evet. ya da bazı belediyelerin yetkililerinin gözaltına alınmasını izliyor. Onun yansımaları, yankıları farklı oldu. Onu da konuşacağız ama önce 15 Temmuz sorayım. Evet, şimdi bu sorduğun soru ilk ve devamı bence çok önemli ve tartışılması gereken meselelerden bir tanesi. Şimdi bir kere işine gelen terör örgütünü iyi görüp işine görmeyene kötü demek Türkiye'deki bazı hastalıklı kafaların ne yazık ki çok sık kullandığı bir argüman. Örneğin FETÖ ile mücadele ederken tamam, DEAŞ ile mücadele ederken tamam ama iş PKK'ya gelince az önce konuştuğumuz bazı medya örgütleri ya da medya kuruluşları buna engel koyuyor ya da itiraz ediyor. Nedir mesela? İşte belediyelere kayyum atanıyor. Hı hı. Efendim bu ifade özgürlüğüne ya da insanların hür iradesine darbedir diyorlar. Ya da işte Gültan Kışanak ve Fırat Anlı gözaltına alındı. Ki bunların tutuklanması lazım. Yani Türkiye ağır bir saldırı altında. Efendim şimdi görüyoruz ekranlarda başka yerlerde. Efendim bu yanlış. Böyle şey olur mu diyor. Ya bu ülkede 15 Temmuz diye bir şey darbe girişimi oldu. Ve bu darbe girişiminde bir Yeni Kapı ruhu oluştu. Bu FETÖ'cüler ve marjinal gruplar dışında hemen herkes bunda birleşti. Sonra bunu bozdular. Ama bunu bozan taraf hükümet, AK Parti ya da Sayın Cumhurbaşkanımız değil, karşı taraf oldu. Mesela biz şimdi burada komutanlar, işte Irak muhaliflerin başbakanı anlatıyor neler olduğunu, bittiğini. Irak hemen yanı başımızda ve sınırlarımızı ilgilendiren bir olay. PKK böyle öz yönetim çağrısı yapmış, sınırlarımızla oynuyor, ülkede iç savaş çıkartmak için her yolu denemiş. FETÖ var. Amerika'nın bu bölgede bir sürü plan olduğu belli ama onlar da muhtemelen yeni başkanı bekliyorlar. 20 Kasım, 20 Ocak'ta yemin etsin diye. 2 hafta sonra seçim var Amerika'da. Bu var. Şimdi bu var. Efendim ona dokunma. Ya yani bu benim terör örgütüm, bu yanlış. Yani İslami bir şey olursa İslam'la ilgili bir şey. Yani FETÖ'nün DEAŞ'ın İslam'la bir ilgisi yok ama hani İslami tınıyla ilgili bir şey olduğu zaman hepsini mezara göm. Ama PKK ile ilgili bir şey oldu. Onlar iyi çocuklar. Yani Gülten Kışanak'a dokunma, ona dokunma, buna. Bu iki yüzlülük. Böyle bir şey yok. Biz topyekun bir savaştayız. Bütün terör örgütlerine karşı. Benim terör örgütüm iyi, seninki kötüdür diye bir yanlış olamaz. PKK ne kadar alçaksa FETÖ o kadar alçak. DEAŞ ne kadar kötüyse DHKPC bu kadar alçak. Nitekim devletimiz geçen hafta bu hain örgütlerin, bu terör örgütlerinin bazı yönetici ve kadrolarının başına ödül koydu. Evet. Kimine 4 milyon, kimine 300 bin lira, kimine 750 bin lira. Gerçi bunların ciğerini toplasan 5 para etmiyor ama bunlara böyle bir getirene, ihbar edene para ödülü kondu. Şimdi efendim Gülten Kışanak'a dokunma, ifade özgürlüğü. İşte Aslı Erdoğan'a dokunma PKK'lı değil. Ona dokunma, bu asker, polis, bütün güvenlik güçlerimiz yani Sur'da, Cizre'de, Diyarbakır'da, Hakkari'de kimle mücadele ediyor? Sınır ötesine geçip PKK'yı, PYD'yi vururken bunlar nedir? Yani onun da medyası olamaz, onun da olamaz. PKK'nın da iş adamı olamaz. DEAŞ'ın da FETÖ'nün de. Hiçbirine müsaade etmeyeceksiniz. Ama Türkiye'de senin sorduğun bu yeni kapı ruhuna hizmet etmeyenler ya da bu amacı saptıranlar, bu PKK'yı tutanlar. İşte onlar medyada, bakın görüyoruz yani utanmadan, Cumhuriyet gibi gazetelerde, işte bu Hürriyet gibi yerlerde, Aslı Erdoğan iyidir. Efendim devlet sivil insanları katlediyor. Oraya dokunulmasın, bu yapılmasın deniyor. İşte DEAŞ'ı koruyor, onlara yardım yataklık ediyor deniyor. Her türlü yalanı söylüyorlar. Eğer bu ülkede birlik bütünlük olacaksa bu konuda da herkes devletine, milletine yardım etmeli. Artık ok yaydan çıktı. Bakın burada sınırlarımız oynadı. Şey. Yılmaz arkadaşımız, komutanlar, hocamız Suriye ile ilgili kim bilir daha neler yaşanıyor. Yani Türkiye'ye karşı oynanan oyunlar, görmediğimiz, bilmediğimiz yani sınırlarımızı değiştirmek için büyük bir şey var. Buna karşı da bu PKK'ya da acınmamalı. Gülten Kışanağ'da, bunların bu Demirtaş'a'da, bunların hepsini tutuklayıp cezaevine atmak lazım. Çünkü sadece PKK'yı, milisleri, teröristleri öldürmek yetmiyor. Ortada böyle bir sorun var. Artık ok yaydan çıkmış. Yani kime ne anlatacağız? Avrupa'ya mı? İşte terörle mücadele yasanı değiştir.
efendim sivilleri katlediyorsun, işte onu niye içeri attın, bunu bilmem ne yaptın diye her türlü üç kağıdı dalavereyi zaten çeviriyorlar. Türkiye bu terör örgütlerini acımadan gösterirse, acımadan bunlarla uğraşırsa zaten karşı tarafın bir hükmü geçerliliği yok. Onlar hala bir güçleri, hükümleri olduğunu gözlüyor ama etki etmiyor. Bak bir medyadan bir operasyon yapıyorlar FETÖ Baylak'la alakalı. Baylak soruşturmalarını sekteye uğratmak için yabancı istihbarat teşkilatlarıyla beraber operasyon çekiyor işte Hürriyet gazetesi görüyoruz. Sonra bu hiçbir etki etmediği gibi anda ters yüz ediliyor. Bunları başarmak lazım, etmek lazım. 15 Temmuz ruhunda İlker Başbuğ'un dediği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın etrafında da birleşip görmek lazım. Yoksa bu ülke bölündüğünde ya da bu ülkeye kötülük olduğunda bize değil onlara da olacak. Yani onların vatan, millet, kan gibi dertleri olmayabilir ama bu ülke insanın tamamının böyle dertleri var. Bu ülkede hepimiz bir arada yaşıyoruz, yaşayacağız. Renk, dil, ırk ayrımı böyle şeyler zaten bu topraklarda olmaz. Herkes eşit, herkes bir bütün ama terör örgütlerine de aynı şekilde yaklaşmak lazım. Efendim Gülten Kışanak'a evet. Dokunma. Ne özelliği var? Selahattin Demirtaş'a dokunma. Ne özelliği var? Yani teröristse terörist, tutuklayacaksın bunları. Medyasına da, efendim ben bunların medyasına yanlış buluyorum dokunmayı. Hani kapatıldı ya PKK'nın. DH'a dokunur, FETÖ'ye dokunurken bir şey demiyorsun veya iki sene önce ona da itiraz ediyordun. Devlet bunları dinlemeden bu işleri bir an önce zaten dinlemiyor, bitirmeli. Onlar hala bu ülkeyi yönettiklerini ya da bu ülkede sözlerinin geçtiklerini zannetsinler. Bunların da bir önemi, itibarı yok. Bak biz ileride şu an durumunda bazen biz de farkında olamıyoruz. Vahim günlerden, inanılmaz günlerden geçiyoruz. Yani ne, sınırlar değişiyor, topraklar Amerika, Musul'a girip orada ne yapacağı daha belli değil. Daha henüz bir şey yapmadı. Suriye'de durumların ne olduğu belli. Biz orayı DH'i temizleyeceğiz, PKK'yı temizleyeceğiz diye mücadele ederken bir de içeride bu çapsızlarla uğraşmak ya da bunların oyunlarına alet olmamak lazım. Bizlerin de herkesin bu konuda gereğini yapması lazım. Şimdi o noktada Mehmet Metiner'e sormak istiyorum. Çünkü dün akşamdan beri yani bu gözaltına olma olayından bugün öğle saatlerine kadar bu HDP'li belediyelerden, HDP'li yetkililerden ciddi çağrılar vardı. İşte toplanın vesaire ama bunun halk nezdinde, Kürt halkı nezdinde çok fazla bir karşılığı olmadığını gördük. Yani artık bölgede farklı bir şey var. Yani farklı bir tutum var. Özellikle bu siyasi partiye yönelik. Yani bir bugün basına da yansıdı. Yani Sabah Tunca sadece 15 kişiyi toplayabilmiş mesela. Nasıl karşılandı bu Diyarbakır'daki belediyeye yönelik terör operasyonu ve sonrasındaki yankıları sizce? Evet, bu çok önemli bir sosyolojik gözlem. Bunun üzerine yeni bir siyasi anlayışın ikame edilmesi gerekiyor. Çünkü biz sadece güvenlik temelli bir terörle mücadele sürdürmüyoruz. Milli Birlik ve Kardeşlik projemizin sonradan adını demokratik açılım diye tanımladığımız sürecin kazanımlarıdır bunlar. Şu an PKK'nın toplumsal lojistiği kesilmiş durumda. Hiç kimse Milli Birlik ve Kardeşlik projemizin boşa olduğunu, bölücülüğe hizmet ettiğini bari bundan sonra iddia etmesinler. Devletin kendi Kürtlerini kazanması en büyük kazanımdır. Bakınız 90'lı yıllara, bakınız denklem farklıdır. Denklem nedir? Denklem şudur. Yani Kürt halkının kimliğini inkar eden bir devlet, PKK terörü dolayısıyla topyekün Kürt halkını düşman gibi gören bir devlet ve devlet adına bölgede faili meçhuller işleyen bir devlet anlayışı. Şimdi AK Parti ile birlikte bu denklem tamamen değişti. Ve o zaman Kürtler kendi devletinden emin olamıyorlardı. Kendi devletini kendinden bilmiyorlardı. Çünkü devlet de zaten kendini onları kendinden bilmiyordu. Şimdi dolayısıyla güvenlik temelli terörle mücadele budur. Yani demokrasiyi önemsemeyen, demokrasiyi cim karnında nokta gibi görmeyen bir devlet anlayışı. Peki ne yapıyorlardı o tarihte Kürtler? Kendi devletlerinden demokrasi talep ediyorlardı. Şimdi denklem değişti. AK Parti ile birlikte biz şunu gerçekleştirdik. Bir, devlet sadece kendi Kürtleriyle değil, kimlikleri, aidiyetleri ve yaşam tarzları dolayısıyla dışlanan bütün vatandaşları kendinden bilen bir anlayışa doğru evrildi.
Kürtlerin kimlik hakları kabul edildi, kültürel hakları kabul edildi. Devlet adına Kürtler üzerinde kurulan baskı ve tasallut rejimi sona erdirildi. O ceberrut devlet anlayışı sonlandırıldı. Yani inkarla birlikte asimilasyon Bey, ve her ikisine birden eşlik eden biz bu arada cebri politikalar sonlandırıldı. Şunu söyleyeyim, yani biz ekranda da veriyoruz. Mesela bugün toplanan işte bu PKK sempatizanlarına esnaftan, işte Diyarbakır'dan, Şırnak'tan, İstanbul'da her yerde büyük tepki vardı. İşte o görüntüleri de siz konuşurken biz yan ekranda veriyoruz. Buyurun siz devam edin. Tabii. Burada söylemek istediğim asıl çarpıcı nokta şu. 90'lı yıllarda devletten demokrasi talep eden Kürtler, AK Parti hükümetimizin sağladığı geniş özgürlük alanlarını tekrar kendi ideolojileri adına bir hegemonya alanına dönüştürmek istediler. Silahlı bir hegemonya alanına dönüştürmek istediler ve Kürtlere zulmetmeye başladılar. Hele ki kendilerinden farklı düşünen Kürtleri zaten imha edilmesi gereken düşman olarak gördüler. Bu silahlı baskı dönemi dolayısıyla Türkiye'nin Kürtleri bu kez kendi devletlerinden güvenlik talep ettiler. PKK'ya karşı güvenlik talep ettiler. Çünkü artık demokrasi sorunu ortadan kalkmıştı. Demokrasi açığı kapatılmıştı. Bu sefer PKK'dan kaynaklı Kürtlere yönelik bir güvenlik açığı oluşmaya başlamıştı. Ve devletimizin Kürtlere sağladığı özgürlüklerin de bu güvenlik açığı dolayısıyla kapatılması gerekiyordu. Şimdi ortaya çıkan tablo bunun eseridir. Bir yanda sınırsız bir özgürlük alanı, ama bir yanda da bu özgürlük alanı üzerinden silahlarıyla Kürtlere zulmetmeye çalışan ve en önemlisi de Türkiye ve Kürt düşmanı emperyalist devletlerin Türkiye'ye karşı kullanıldığı silahlı bir aparat, silahlı bir taşeron örgüte dönüştürülen bir yapıya karşı Kürtlerin güvenlik, kendi devletinden güvenlik talebi. İşte biz demokrasiyi koruyan, kollayan, özgürlükleri koruyan, kollayan bir güvenlik anlayışıyla biz terörle mücadelemizi sürdürüyoruz. İşte bugün Diyarbakır Belediye Eş Başkanı, ki kendisi PKK terör örgütünün siyasi bir cihazıdır, aletidir sadece. Sadece elinde silah yoktur ama bir terör örgütüne üyelik, yardım ve yataklık tıpkı Kandil'dekiler gibi suç işleyen unsurlar anlamına gelir. Yani bir örgüt düşününüz ki birinin eline silah veriyor, birinin eline siyaset veriyor. Ama her ikisi de örgütün farklı şubeleri. Şimdi evvelsi gün Bingöl bombacısı HDP'li bir milletvekilinin, Muş milletvekilinin, üstelik bir bayan milletvekilinin aracında yakalanıyor. Yani insanımızı katleden bir cani, PKK'lı bir cani, parlamentoda bu milletin vergileriyle maaş alan bir milletvekili kendi aracıyla onu korumaya, kullanmaya, almaya çalışır. Şimdi bu milletvekili tutuklandığında siyasete veya seçilmiş iradeye müdahale edildiğini söyleyenler büyük bir aymazlık içindedirler, ihanet içindedirler. Hiçbir milletvekilinin, hiçbir belediye başkanının seçilmişlik sıfatının arkasına saklanarak terör örgütüne üyelik, yandaşlık, yardım ve yataklık gibi suçları işleme imtiyazı olamaz. Gülten Kışanağ'ın gözaltına alınması çok ciddi iddialar dolayısıyladır. Bu iddialar evet, hiç kimse görmezlikten gelemez. Evet. Nitekim Gülten Kışanağ gözaltına alındığında KCK'nın yayınladığı bildiriye bakınız. Yani PKK'nın yayınladığı bildiriye bakınız. Türkiye toplumunu tehdit etmek siyasetçilerin işi değildir. Bugün gün içinde de parlamentoda, bu milletin meclisinde HDP'li siyasetçiler aba altından silah göstermeye devam ettiler. Hiç kimse Türkiye toplumunu tehdit edemez. Herkes haddini bilmek zorundadır. Belediye başkanıysan, belediye başkanı olarak yerel topluluğa hizmet edeceksin. Terör örgütüne üyelik, yardım ve yataklık fiillerini işliyorsan sonucuna katlanırsın. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP'nin Gülten Kışanak üzerinden sürdürdüğü operasyon Türkiye toplumunun dikkatine sunulmalıdır. Ve işte görüyorsunuz, Diyarbakır'da HDP'ye verilen oylar yüzde bilmem 80'lerin üzerinde,
Ama belediyenin önünde toplanan Kürtlerin durumuna bakınız. Ayrıca inanınız ki eğer hala PKK'nın silahlı tehdidi olmazsa o Kürtler de oraya gitmezler. Kesinlikle. Yani Kürtlerin üzerindeki PKK'nın silahlı tehdidi ortadan kalkarsa emin olunuz ki HDP bugün almış olduğu oyların yarısını bile alamaz. Evet. Silahla devşirilmiş haram oylar söz konusu. Hala emperyalist devletler tarafından her türlü lojistiği sağlandığı için güçlü gibi görünen bir terör örgütünün varlığı dolayısıyla Kürt halkı bir biçimde üzerindeki korkuyu atabilmiş değildir. Normal şartlarda Kürt halkı bugün kahir ekseriyeti itibariyle PKK terör örgütünden ve onun siyasi cihazı olarak çalışan, basit siyasi bir aparatı gibi çalışan HDP'den desteğini çekmiş durumda. Çünkü biliyorlar ki bu HDP Kürtlere zarar veriyor, bu HDP Kürtlerin kazanımlarına zarar veriyor. Suriye'de Amerikan bayrağı altında bir Kürdistan kurmaya çalışıyorlar. Çelişkiye bakınız. Ama Türkiye'nin parlamentosunda anti-Amerikancılık, anti-emperyalizm satmaya çalışıyorlar. O HDP'nin içindeki bir takım deniz gezmiş edebiyatını, Che Guevara edebiyatını yapan solcular, sosyalistler. Şimdi Mehmet Bey, hem anti-Amerikancılık taslıyorlar, evet, anti-emperyalizm taslıyorlar. Aynı zamanda da Amerikan bayrağı altında Amerika'nın kendilerine verdiği silahlarla Türkiye'yi çökertmeye çalışıyorlar. Kürtlerin kazanımlarını ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bugün Kürtler Diyarbakır'da bir kez daha Diyarbakır halkını, kendi halkımı yürekten selamlıyorum. Terör örgütüne aralarına koydukları mesafeden dolayı, onun siyasi aparatı konumundaki partiye koymuş oldukları tavırdan dolayı tebrik ediyorum ve inşallah endişeleri olmasın. Biz 90'lı yılların güvenlik anlayışını tarihe uğurladık. Demokrasiye tehdit oluşturan güvenlik anlayışları AK Parti iktidarında kendilerine yer bulamaz. Ama demokrasiyi, özgürlükleri ortadan kaldıran terör belasını def etmek için de güvenlik siyasetimizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Hiç kimsenin özgürlüğüne halel gelmeyecek. Hiç kimsenin demokratik kazanımlarına halel gelmeyecek. Ha şunu da herkes bilsin. Bugün Cumhurbaşkanımız açıkladı. Artık biz evimizin içinde bizi ne zaman vuracaklar diye beklemeyeceğiz. Nerede besleniyorsa terör, bizzat oraya giderek o terörü kökünden kazıyacağız, bataklığı kurutacağız. Bir cümleyle bir konuyu ya işaret edip sözü size bırakayım. Değerli hocamız Fethullahçı terör örgütünü analiz ederken çok doğru bir şey söyledi ama bence sadece teolojik, dinsel boyutuyla bu hareketi izah etmek doğru olmaz. Bir mehdicilik hareketiyle sadece ve yalnızca karşı karşıya değiliz. Fethullahçı terör örgütü bir mehdicilik hareketi değildir. Mehdicilik ideolojisi, tarihte de karşılığını gördüğümüz Ebu Müslim-i Horasani'den Haşhaşilere varıncaya kadar, bence burada kitleleri mobilize etmek için, dindar muhafazakar kitleleri mobilize etmek için kullanılan bir ideolojik argümandır. Yani mehdicilik ideolojisi bir mobilizasyon aracıdır. Ama esas bu örgüt, Türkiye düşmanı ülkelerin Türkiye'ye karşı, İslam ülkelerine karşı kullanmış olduğu bir ajan örgüttür, bir istihbarat örgütüdür. Evet. Şimdi evet, Kürt halkı, ülkesini seven Kürt halkı bugün aslında PKK'ya çok önemli bir mesaj verdi. Türkiye genelinde, İstanbul'dan Diyarbakır'a kadar. Bülent Bey, şimdi az önce Kışanak'tan bahsettik. Yanlış hatırlamıyorsam geçmiş, yani bu terör örgütlerinin birbiriyle ilişkisini sürekli zaten dile getirdik ama Ekrem Dumanlı ile Kışanak arasında da bir görüşme vardı diye hatırlarsınız. Belediyenin arka kapısından girmişti, evet, Ekrem Dumanlı o dönemde. Orada da işte aslında onun ilk mesajları mı verildi? Yani bu iki örgüt arasındaki ilişki ne zaman başladı tam olarak? Yani siyasi kolu HDP'de, yani ondan sonrası 15 Temmuz'a ilişkin iki örgütün ortak çalışması ne oldu sizce? Evet. Şimdi tabii Orhan Bey, bu biraz önce bir soru sormuştunuz bu Irak'taki veya Orta Doğu'daki bu hareket, FETÖ hareketleriyle ilgili olarak. Şimdi şöyle bir şey var. Aslında Fethullah Gülen veya işte bu terörist başı
FETÖ operasyonları Türkiye'de, bunlar aslında Orta Doğu'da bir proje olarak düzenlenmiş. Çünkü Orta Doğu'da dikkat ederseniz son yıllarda yani İslami ağırlıklı bir takım siyasi partilerin iktidarları kazandıkları ve iktidara geldiklerini görüyoruz. Mesela Mısır'da Mürsü'de olduğu gibi. Bu sefer tabii ne yapıyorlar? Yani mesela Türkiye'ye örnek alırsak, Türkiye'de darbeler sonrası işte darbelerin götürdüğü iktidarlar daha güçlü bir şekilde geldiler. Bunlar önlemek için bu işte iktidarların İslam'ı savunan veyahut da biraz muhafazakar iktidarların içlerine Truva atlarını soktular. Mesela bakın ilk birinci Orta Doğu, birinci Körfez harekatında Saddam havadan, yani Irak havadan bombalandı. O zaman hep bizim generallerimiz işte çıkıyorlar diyorlardı ki ya bu kara harekatında büyük bir başarısızlığa uğrayacak işte bu koalisyon güçleri. Birden baktı ki hiç Saddam'ın özel kuvvetleri falan bir şey ortada kalmadı. Sonradan anlaşıldı ki aynı bizdeki FETÖ benzeri bir kesinazi örgütü. Bu Saddam'ın üç şeyini, kuvvet komutanını, ailesinin içerisine girmiş ve dolayısıyla yani bu işgal kuvvetlerine orada fetva vermiş bu işin başındaki adam. Demiş ki işgal kuvvetlerine karşı çıkmak günahtır falan veyahut da çıkmayan şeklinde. Şimdi Mısır'da da bakın El Ester Üniversitesi. Hatta bir ara bu Fethullah Gülen Amerika'dan sürüleceği ekibiyle birlikte iddialar üzerine burada Mısır'a yerleşeceği şeklinde iddialar da şeyde yer aldı. Yani şimdi baktığımız zaman burada bunun bir proje olduğunu görüyoruz. Biraz önce Sayın Vekil de söyledi. Yani bunlar bütün bu Orta Doğu içerisinde seçimle gelmiş, demokratik seçimle gelmiş, siyasi iktidarların içine sokulmuş birer etki ve nüfus ajanlarıdır. Bunlar bir süre içerisinde işte devletin çeşitli toplumlarını ele geçiriyorlar ve ondan sonra da bizde olduğu gibi, yani Türkiye'de olduğu gibi işte 17-25 Aralık hatta MİT krizi ve en sonunda 15 Temmuz kalkışmasını yapabiliyorlar. Şimdi burada tabii Fethullah'la PKK arasındaki sorduğunuz soruya gelirsek, en önemli ilişkiler daha önceden, yani bu Gülten, bu Ekrem Dumanlı'nın işte bu belediye başkanı şu anda gözaltında olan kişiyi ziyaret etmesi üzerinde olmadı. Çok önceden de yani Fethullahçı terör örgütüyle PKK arasında, bakın hatta DHKPC ile efendime söyleyeyim FETÖ arasında, DH arasında ilişkiler bugün günümüzde hep ortaya çıkarıldı. Yani burada üst akıl dediğimiz bir merkezin kontrolünde Türkiye, Orta Türkiye bir kere bu Fırat, mesela Fırat Kalkanı operasyonuyla bugün ikinci Orta Doğu'da çok ciddi anlamda küresel emperyalist güçlerin bir oyununu bozdu. Şimdi o bakımdan yani burada bu terör örgütleri ayrı ayrı gibi gözükse de yani baktığımız zaman FETÖ, işte PKK, DH, DHKPC bunların hepsini bir merkezde bir yöneten bir akıl var. Yani biz buna üst akıl diyoruz. Bunların hepsinin gayesi bugün Orta Doğu'da yıldızı parlayan, işte hepimizin gördüğü gibi çok ciddi anlamda, efendime söyleyeyim, Türkiye'yi Orta Doğu'da veya dünyada bölgesel ve küresel bir güç olmanın yolunu açan bir iktidarı ve Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik çeşitli operasyonlar yapılıyor. Mesela 15 Temmuz operasyonu, yani nereden bakarsanız bakın, bir kamikaze operasyonudur. Ben yani bunların eğer hakikaten o 15 Temmuz'da iktidar, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nı, yani tabii öldürebilselerdi, Türkiye şu anda bakın biz bunları hep söylüyoruz, konuşamayacaktık. Hatta Türkiye işgal edilecekti. Ne üzerinden? Orta Doğu üzerinden işgal edilecekti. Şimdi mesela bugün bakın Musul operasyonu başlatıldı. Musul operasyonu yani o kadar bir oyun içinde başlatıldı ki. Önce Türkiye sokulmadı. Bunun tek sebebi var. Musul operasyonunun başlatılmasının Türkiye'nin almak istememesi, yani Türkiye'nin geleceğini biliyorlardı bana göre. Evet. Ama burada bu Fırat Kalkanı operasyonun önünü kesmek üzereydi. Yani dikkat edin her taraf çevriliyor. 30 bin, 40 bin, yani 60-70 bin asker var. Mesela Irak'la bu DAEŞ'in, bu Sky Spikot'u küresel güçlerin kurmuş olduğu bir sistemi gidip bulldozerle bozmasına ses çıkarmadılar. Ve Irak ordusu o Amerikalılar tarafından yeni nesil 30 bin 40 bin dolarlık silahlarla, tanklarla, uçak savarlarla, uçaklarla efendim güçlendirildi. 800 kişilik bir DAEŞ gücü 30 bin kişilik Irak ordusunu darmadağın etti. Nasıl oldu? Ve 20-30 milyar dolarlık silahlar da Irak'ların eline geçti. O bakımdan bakın şimdi burada PKK dediğimiz zaman bugün ben Sayın Vekilimiz gayet doğru söyledi. Yani bugün kardeşlik ve birlik beraberlik projesi dediğimiz projeyi zaten bozan
Yani DAEŞ unsurları ve PKK oldu. Bunlar Türkiye'nin birlik beraberliğine, barışına yönelik çok ciddi anlamda tehdit oluşturdular. Bugün nereye baksanız her şeyde DAEŞ ortaya çıkarıldı. Şimdi yani ilk DAEŞ'in DAEŞ ortaya çıktığı sürelerde 6.000-7.000 kişilik bir DAEŞ yani kuvvetleri bakın nelere kadir oldu. Yani DAEŞ artık belli. Bir maymuncuk. Yani bugün herkes, bütün batılılar, işte bir de şunu söyleyeyim. Irak'ın ve yani Musul'un altında petrol ve doğalgaz denizi olduğu yani çok ciddi ortaya çıktı. Yani bir enerji savaşlarıyla Türkiye karşı karşıya. Onun için şüphesiz. Şimdi burada Gülten Kışanak bakın bir kere şunu Sayın Vekilimiz de daha iyi belki mecliste konuşuldu ben bilemiyorum. PKK şu anda PKK ve EDP ve bu EDP'nin belediyeleri arasında ciddi organik bir bağ vardır. Bu terör bağıdır. Bu örgütün dağıtımı var. Yani bir tanesi silahlı bir şekilde Türkiye'nin iç huzurunu bozup kaos yaratmaya çalışıyor. Bunu yaparken de hiçbir surette Türkiye'de yaşayan Kürt vatandaşlarımızın hakları, hukuklarına falan ilgileri yok. Herkes şunu çok açık gördü. Bunlar Orta Doğu'yu karıştırmak isteyen küresel güçlerin birer maşası. Yani düşünün yani şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri'nin canraş bir şekilde PYD'yi savunmasını. Tabii hükümetimiz bakın. Yani şu bunları tarih yazacağı için hep söylüyorum. Yani Rusya ile Türkiye'nin barışması Türkiye'nin çok ciddi bir stratejik dış politika hamlesidir. Yani ondan sonra şimdi her şey değişmiştir. Dikkat ederseniz kesinlikle. Orta Doğu'da. Türkiye Orta Doğu'da ben varım demiştir. Türkiye'yi evet. Bakın Türkiye'yi Orta Doğu'dan dışlamak isteyenlerin hedefinde Türkiye'yi Iraklaştırmak ve Suriyeleştirmek vardır. Fırat Kalkanı operasyonuyla biz hem bizim ülkemizin makus tahallini değiştirdik. Değiştirmeye de devam ediyoruz. Hem de Orta Doğu'da birçok ülkenin de yani hedef alınan ülkelerin de değiştiriyoruz. Yani büyük bir oyunu bozduk. Bu nedenle biz hedef bir ülkeyiz. Onun için buradaki bu PKK olabilir, DAEŞ olabilir. Bunları bir şekilde yöneten bir merkez ve üst akıl var. İşte bunların birine bakın dikkat edin. Akıl, bir virgül PKK koyalım ve isterseniz. DAEŞ aynı anda çok az zaman saldırdı. Bir virgül koyalım. Evet. O üst akılı konuşacağız. Evet, konuşmaya da devam edeceğiz. Şimdi evet şunu söyleyeyim o zaman bitiriyorum. Şimdi bu buyurun. Şöyle Gülten Kışanak'la Gülten Kışanak'la bu Ekrem Dumanlı'nın görüşmelerinin çok öncesi var. Bunlar çok ciddi medya ve kamuoyuna yansıdı. PKK ile FETÖ arasında, PKK ile DAEŞ arasında çok hatta DAEŞ-KPC arasında ilişkiler var. Son operasyona bakarsanız bakın mesela burada bir takım bilgiler ortaya çıktı. DAEŞ-KPC'nin FETÖ tarafından kontrol ve yönetildiği de ortaya çıkarıldı. Bunlar evet. İddianamelerde şu anda son FETÖ iddianamelerinde yer aldı. Evet, Orhan Bey bir küçük düzeltmede bulunabilir miyim? Tabii ki buyurun. Buyurun. Şimdi demin konuşurken ben Bingöl bombacısının PKK'da Bingöl'de patlatan PKK'lının yani o bombacının HDP'li milletvekilinin aracında yakalandığını söyledim. Sanıyorum altyazıda farklı yazılmış yani bomba bulundu diye. Evet. Yani Bingöl'de bomba patlatan o alçak terörist kimin aracında bulunuyor? Vekilin. HDP'li bir milletvekilinin aracında bulunuyor. Evet. Muş valimiz açıkladılar. Evet. Adı da bilinen bir milletvekili. Ve bu insanlar kalkıyorlar bugün mecliste şunu söylüyorlar. CHP'liler de şunu onların söylediklerini aynen iştirak ediyorlar. Türkiye toplumuyla paylaşıyorum. Dedikleri şey şu, darbe olsaydı ne olurdu? Gözaltılar olurdu, tutuklamalar olurdu. Peki evet. Şimdi ne oluyor? Şimdi Mehmet Bey. Gene gözaltılar oluyor, tutuklamalar oluyor. Üçüncü bölümde sizin daha... darbecilerden ne farkınız var diyerek FETÖ'cü evet. Darbeyi bir biçimde örtme, şu anki terörle mücadelemizi de başka türlü bir alana çekme gayreti içindeler. Yani darbeyi Türkiye darbeyi unutturmaya şimdi, çalışıyorlar. Bir virgül koyalım. Evet, Mehmet Bey. Çünkü o konu 3. bölümde daha net bir şekilde konuşacağız. Teşekkür ediyorum. Şimdi ilişki içinde olduğunun göstergesidir. Evet. Şimdi terör örgütleri arasındaki ilişkiye dedik ki Suriyeli konuklarımız çünkü çok az söz hakkı verdik. Onlara döneceğim ama Yılmaz istersen oradan bir giriş yapalım seninle. Bu FETÖ ile işte PKK, işte DAEŞ vesaire ilişkisi var. Yani bir de FETÖ ile Esad arasında bir ilişki var mıydı? Yani bu 15 Temmuz sonrası işte bazı şeyler ortaya çıktı vesaire. Senin bu noktada ekleyeceğin İlişkide hususlar var şöyle, mı? Çok net yazışmaları var. Bir albay görevlendirilmiş. Darbe sonrasında ilk önce bizim Türk kökenli, yani Türkiye kökenli, Hatay kökenli Mihraç Ural, Mukavemet Suri
örgütünün darbeden hemen sonra iç kaos tetiklemek adına Hatay'a saldıracağı, önce Esed'le birlikte, çünkü birlikte hareket ediyorlar. Ve bu konuyla alakalı özel ilgili 39. Mekanize Tugay Komutanı Hasan Polat. Düşünün, İskenderun'da bölgede. Tutuklandı değil mi o? Tutuklu şu an FETÖ'den. Hı. Yani bu kadar karmaşık. Ve yine Şırnak'taki general de aynı sebeple şu FETÖ'den tutuklandı. Malatya'da indirekt olarak bir general tutuklandı. İkinci ordu komutanı tutuklandı. Çok çarpıcı bir bilgi. Ben ilk gün 13 tane PYD'li, 13 tane FETÖ'cünün... Gülten Kışanak çok önemlidir aslında bu. Hani doğru bir soru. Gülten Kışanak'ın da içerisinde olduğu bir organizasyonla PYD bölgesine geçirildiler. Ve bunlar PYD'den Amerikalılara teslim edilip Erbil'den yurt dışı oldular. Yani Irak'tan Erbil'den yine Amerikalıların desteğiyle, sahte kimliklerle Erbil'i terk ettiler. Bir diğer boyutu da Esed boyutu var. Bu Kesep dediğimiz nizamın, yani Beşar Esed'in bizim Türkiye ile sınır hattı olan bölgeden, o bölgedeki yine Miraç Ural'ın adamlarının, yani Esedçilerin desteğiyle 46 FETÖ'cü, farklı nitelikli, toplamda 46 FETÖ'cü yine Suriye'ye geçirildi. Lübnan hattından Şam'a gittiler, orada görüştüler Beşar'la, orada muhaberatla. Ve Lübnan üzerinden yine onlar da yurt dışına çıktılar. Nereye çıktılar? Bu konuda malumatım yok ama 13 tane ikinci gün PYD, Gülten Kışanak'ın da içerisinde yer aldığı bir organizasyonla PYD'nin Suruç ve diğer yandan bizim Tel Abyad bölgesinden 13 kişi kaçırıldı. Yani olmaz bir şey söyleyeyim. Miraç Ural yaşıyor mu? Ya Miraç Ural'ın ilk haberini yapan benim. Evet, yani soruyorum. Şey de bizde kaldı belki ama şu an çok sık videoları yayınlanıyor. Şu kesin Cem, yani Miraç Ural'la Beşar Esed'in arasında bir sorun var ve bu eroin uyuşturucu trafiği ile alakalı bir Miraç sorun. Miraç Ural hayatta mı? Yani şu anki gösterge, yani yayınladığı videolardan hayatta olduğu gözüküyor ama rahat değil. Yani mesela eskiden Türkmen Dağı'nda her gün bir provokasyon peşindeydi. Tekrar geri başa gelecek olursak, bu 13 kişi Amerikan'ın aracılığıyla, PYD Amerikan işbirliğiyle Erbil'den kaçırıldı. 46 kişi ise Beşar Esed kanalından, Kesep'ten kaçırıldılar. Güneydoğu'da olanların, kaçırılanların, Güneydoğu'da yani PYD hattını kullananların büyük oranda Gülten Kışanak ve o Ekrem Duman'la o süreçte başlayan ilişkilerin devamı olarak önemli isimlerdi. Bölgeden birkaçının önemli isim olduğu söyleniyor. Detay aslında, yani 50'ye yakın kişi Esad tarafından, FETÖ'cü bunlar, FETÖ'cülerden bahsediyoruz. Esad tarafından Türkiye üzerinden kaçırıldı. Lübnan'a ve oradan Şam'a getirildi. Oradan da farklı bir ülkeye getirildi. Çok ilginç bir şey daha söyleyeyim. Darbeden sonra bir helikopter hadisesi yaşandı Yayladağ'da. Hı hı. Amerikan Apache'ler geldi. Ve sanki bu da yine FETÖ ile alakalıdır. İstihbarat kanalıyla yine orada Amerika ve FETÖ'cüler arasındaki karanlık bir bağdır o. Evet. Yazmıştım ilk duyan, çünkü oradan yerel kaynaklarını almıştım. Hem Beşar Esed kanalından hem PYD kanalından 1,5 ay içerisinde bir albay özel temsilci seçiliyor. Şam'la görüşüyor muhaberatla. 1,5 ay içerisinde tek bir Suriyeli göçmenin kalmayacağı taahhüt ediliyor darbeden sonra. 15 Temmuz'da. Bir şey ekleme yapabilir miyim? Çok kısa, çünkü son 2 dakikamız. Sayın Başbakan'a bir söz. O zaman şey de söyleyeyim orada. 3. bölümde alayım isterseniz sizi. Şimdi Sayın Başbakan, tabii biz burada 15 Temmuz'u konuşuyoruz. İşte FETÖ'yü, PKK'yı falan konuşuyoruz. Yani Suriyeliler için, Suriyeli muhalifler için, Türkiye'de yaşayan Suriyeliler için bu 15 Temmuz ne ifade ediyor sizin için? Siz oradaki, yani buradaki bütün Suriyelilerin temsilcisisiniz. 15 Temmuz ne ifade ediyor Suriyeli mazlumlar için diyeyim. Buyurun. 15 Temmuz ana kunt fi 15 Temmuz'da ben İdlib'teydim. Fi kunt fi Kefer Tahrim. Kefer Tahrim'de bulunuyordum o arada. Telakayna saat 10:11 leylen. Gece saat 11'de haber aldık. Taban kan es-Suriyin yanzurun. Suriyeliler çok korku içerisindeydiler. Yani darbenin başarılı olmasına çok korkuyorlardı. Çünkü darbe başarılı olsaydı çok büyük ikinci bir yıkım olacaktı Suriyeliler için. Hemen çok acil bir toplantı yaptık. Saat 1'de, 1.30'da gece bir açıklama yaptık. Biz bu darbeyi kınadığımızı, yönetimi desteklediğimizi açıkladık. Çünkü Türk halkının büyük bir demokrasi örneği gösterdiğine inanıyoruz. Ve darbe Türkiye'de ve Türkiye 50 yıl geriye götürecek olan bu darbe
الاخوه الاتراك عندهم تطور اقتصادي وثقافي Türk kardeşlerimizin yanında çok büyük bir ekonomik ve iktisadi güç var. Bu Türkiye'yi çok büyük bir geriye dönüş yaşatacaktı. Bu çok küçük imkanlarımıza rağmen yani elimize geldiğince Türk kardeşlerimizin yanında durmaya çalıştık. Hürsür ordusundaki kardeşlerimizi aradık. Onlar da çok az imkanlara rağmen büyük destek vermek istediler. Hürsür ordusu. Fakat Allah'a şükürler meşrutiyet kazanmayı başardı. Ve bu sivillerin başarısı Suriye'deki devrimi de kolaylaştıracaktır. Yani şimdi 15 Temmuz dedik ve orada yani Fethullahçı terör örgütü var. Yani onu sormak istiyorum. Yani FETÖ ve işte Yılmaz Bilge'nin dediği gibi bir taraftan Beşar Esad'la ortaklık yapıyor. Bir taraftan da Suriye'de Özgür Suriye ordusuyla çatışan diğer bir grup olan PYD ile ortaklık yapıyor. FETÖ sizin için ne ifade ediyor? Peki Fethullahçı terör örgütü ya da Fethullah Gülen'i siz nasıl biliyorsunuz? Bisaraha el-Esad mujrim. Çok açık söyleyeyim bir katil. Ve bu suçluyla diyaloğa giren herkes onun gibi suçlu olur. Beşar Esad zaten biliyorsunuz bir teşkilat. Yani insanları öldüren, kuşatan, medyada insanlar açlıktan öldü. Kimyasal silah kullandı kendi halkını öldürmek için. Yani vali bombaları kullandı, hastaneleri bombaladı, insanları öldürdü. Ben işte Esad'la ilişkiye giren herkes benim için bir suçludur, katildir. Ben onun hakkında bir şey bilmiyordum yani gerçekten. Fakat yani Esad'la ilişki içerisinde olan herkes bizim için düşman. Ben bazı bilgiler vardı bende. Bununla ilgili olarak Hatay'da yani Suriyelilerin öldürülmesi için çalışacaktı. Yani bazı terör örgütünden yani Latkiye'den gelen bazı insanlar vardı ve katliamlar yapacaklardı yani. Büyük bir fitne oluşmasına zemin hazırlayacaklardı. Yani biz ona bir suçlu ve katil olmaktan başka bir gözle bakamayız. Evet, programımızın bu ikinci bölümünün de sonuna geldik. Sayın Generalim size üçüncü bölümde biraz daha söz vereceğiz. Şimdi kısa bir reklam arası var. Saat başında tekrar karşınızda olacağız. Evet, Söz Teması 3. saatinde devam ediyor. Yine bu sefer konuğumuz Özgür Suriye Ordusu'nun komutanlarından bölgeyi çok iyi bilen Sayın Abdülcabbar Ageydi. Tekrar hoş geldiniz yayınımıza. Sınırın öteki tarafı aslında çok sıcak. Irak ve Suriye. Irak'ta Musul'da bir operasyon başladı. Yaklaşık 1,5 haftadır devam ediyor. Orasını birazdan Musul'daki operasyonu konuşacağız ama öncelikle Suriye'deki son durumu sizinle tekrar bir masaya yatırmak istiyorum. Şu anda PYD ile Özgür Suriye Ordusu'nda özellikle bu noktada Tel Rifat bölgesine yönelik bir güç mücadelesi var. Bu da Şeyh İsa tarafında oldukça hissedilebiliyor. Bu hattın düşmesi sonrası Elbap yolu daha da kolay açılacak. Ondan sonraki hedef neresi olacak? بالتأكيد تبي كيلو إيه كسين البي واي دي بي بي ده غزة مدينة ترفات ترفات الطيران الروسي وروسيا سووا شقارة سايس نبي شام رجيم سايس نورا يشكر إيه سيطر على مدينة ترفات بترفات مدينة مهمة جدا بترفات بس شو أنا مين بودا الثورة السورية ولها مكانتها في الشمال السوري دبري من أنا مين بير يحاول يلي وار الهجوم إلى فشو هذا الشيء إيسا بيرجس نسالدري هنا yapmaya çalışıyor. Hırbil. Hırbil'i aldı. Akada bir sabah. Bir sabahı aldı. Akada Umhoş. Umhoş'u da aldılar. Yuhawil el vusul ila Şeyh İsa. Ve şu anda Şeyh İsa bölgesine ulaşmaya çalışıyorlar. İttijah Kulit Muşat ve daha sonrasında da Müşat Üniversitesi ve Sed Şehba bölgesine. Yuhawilet vasıl el kanton. Yani o Kürt kantonunu Haseke'den, Kamışlı'dan aynı araba Tel Abyad'a ve Mumbice ve Elbap'a ulaştırmak istiyorlar. Yani orayı birleştirmek istiyorlar şu anda onlar.
PYD, Rus savaş uçakları, Suriye rejimi ve Amerika yine aynı zamanda çok güçlü bir şekilde PYD'ye destek veriyor. Bu tabii ki büyük bir fark yaratıyor. Çünkü Amerika Hürs ordusunu desteklediğini iddia ediyor. Ama aynı zamanda çok terör örgütünü, PYD terör örgütünü destekliyor. Bu PKK'ya onun bir kolu olan PYD'ye destek veriyor. Bu tabii çok büyük bir mücadele. Şu anda çok bir baskı yapıyorlar baba ulaşmak için. Tabii onlar Mera bölgesini günlük olarak bombalıyorlar. Bombalarla, havanlarla orayı bombalıyorlar günlük olarak. Şeyh İsa'ya ulaşmak için. Ve bu şekilde bütün o bölgeyi birleştirmek istiyorlar. El Baba kadar olan bölgeye ulaşmak için. Ve daha sonrasında rejimle birlikte baba almak için birleşmek istiyorlar. Ve Kürt kantonunu birleştirmiş olacaklar. Fakat Hürs ordusu şu anda onlara direniyor. 2 veya 3 gün önce Terrifat'a uzanan Terrifat'a yönelik bir operasyon yapılacaktı. Türkler de vardı. Fakat son anda durdu bu operasyon. Çünkü daha öncelikli yerler oldu. Çünkü Rusya ve rejim ve İranlıların desteğindeki bir güçler bu gruplar El-Baba yöneldikleri için ÖSEV'de oraya yönelmek zorunda kaldı. Şimdi, bu bizim önceliğimiz oldu. Yani bu bölge özellikle birkaç yani koalisyon gücü ya da batılı yabancı gücün çakıştığı noktalardan birisi. Bu bölgenin güneyine dikkate alacağımız zaman burası Rusya'nın aslında sürekli bombaladığı, muhaliflere yönelik bombalama yaptığı bölge diyebiliriz. Diğer bir El-Bab'ın yani DAEŞ kontrolündeki diğer bölge ise Amerikan güçlerinin, Amerikan savaş uçaklarının bombaladığı bölge. Bu noktada acaba nasıl bir strateji izleyecek Özgür Suriye ordusu? Yani hem rejimin kontrolünde olan bir bölge diyoruz hem de PYD, bütün yabancı güçler tarafından desteklenen bir ayrı bir güç var PYD. Burada bir şeyi çok önemli bir şey açıklamak istiyorum. PYD DAEŞ'le sadece savaş gibi görünüyor ama onlara destek veriyor. Hiç şekilde bir çatışma yok. Ve yine şu bölgede DAEŞ ve rejim DAEŞ oradaydı. Homs'taydı, Hörbül'deydi yine. Rejim de oradaydı yanında diye. Fakat onların arasında hiçbir şekilde bir çatışma yoktu. PYD ile DAEŞ arasında da yoktu. İhras vilayetinde yine PYD orada bulunuyor. Yanlarında da hemen DAEŞ var ama hiç şekilde çatışmıyorlar. Ve yine orada rejim var. Müşahit üniversitesi var orada mesela. 500 metre ilerlerinde rejim var. DAEŞ var. PYD var ama hiçbir savaş yok aralarında. Bizim şu an stratejimiz DAEŞ'i doğuya doğru sürmek istiyoruz ki onu oradan bitirelim. Daha sonrasında da PYD oradan çekilmek zorunda kalacak. Yani Terrifat ve çevresinden. Çünkü çevresinde bazı yerleşim yerleridir. Yerleşim yeri orada PYD bulunuyor. Bizim ilk önce orada bu bölgede PYD ve DAEŞ'le El-Bab bölgesine konmak istiyoruz. Fakat ilk hedefimiz El-Bab'a hakim olmak ve orada DAEŞ'i konmak. Çünkü en önemli strateji o. Bir de bir şey daha açıklamak istiyorum. Bu da Fırat Kalkanı operasyonundan bahsediyoruz ve Türk kardeşlerimizden bahsediyoruz. Biz 2,5 yıldır ve Amerika'nın desteklediği koalisyon onlar güneyinde, Suriye'nin güneyinde Hürs ordusunu desteklediğini iddia ediyorlar. Ama 2014 yılından beri tek bir yerin dahi özgürleştirilmesi sağlamadı. Ki bizim 1500'e yakın şehit verdik bu süre zarfında. Ama Türk kardeşlerimiz 15 Temmuz'dan girdikten sonra ve durumu değiştirdikten sonra ve Fırat Kalkanı'nda Rusya ordusuna destek için girdiklerinde çok kısa dönemde
تقريباً 143 köy özgürleştirildi ve çok az şehit verdik. Çünkü Türk kardeşlerimiz bize sadık durdular. Doğru davrandılar bize. Bize hakikaten doğru kardeşliği gösterdiler. Ve bizi destekleyenlerin gerçekte onlar olduğunu gösterdiler. Şimdi son bir şey daha soracağım. Biz Fırat Kalkanı çerçevesinde bizim kırmızı çizgilerimiz vardı. Fırat'ın batısına PYD'nin geçmemesi, Fırat Nehri'ni görüyoruz. Ama geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin önemli bir açıklaması var. Eğer Fırat'ın doğusunda rahat durulmazsa PYD, yani PYD terör örgütü eğer yani düşmanca tavır takınmaya devam ederse, o zaman Fırat'ın doğusuna da müdahale edebiliriz dendi. Yani burada çünkü aslında Kürt olmayan Arap nüfusa sahip ciddi şehirler var, kasabalar var. Bunlardan birisi Tel Abyad mesela. Fırat'ın doğusuna Özgür Suriye Ordusu'nun bir yönelme planı, stratejisi var mı? Biz bunu ilk günde söyledik. Biz sadece Batı'da Münbiş'te değil, Suriye'nin her tarafını biz terörden boşaltacağız. Yani hem PYD hem DAEŞ terörden kurtaracağız oraları. Münbiş'te şu an PYD bulunuyor. Fakat BAP'tan sonra Münbiş'e saldıracağız. Daha sonrasında Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Çünkü burası Tel Abyad, Kürt bölgesi değil. Sırrin, Kürt bölgesi değil. Şuyuh, Kürt bölgesi değil. Bunların hepsi Arap bölgeleri. Bunlar ya, tabii zaten önce, aynel biz Arap tabii ki burada da. Tel Abyad. Tabii. Aynı Arap yani. Kürt bölgesi. Evet, Kürt bölgesi ama Suriye'ye ait bir bölge. Ve biz orayı da PYD'den kurtaracağız. Orayı gerçek Kürt sahiplerine vereceğiz. Çünkü onlar PYD onları kovdu ve aynı Arap'tan. Bütün orada okuyan, burada kültürlü herkes aynı Arap'tan kovuldu. Ve onlar Kürt. Ve PYD şu anda onların üzerine baskı yapıyor. Onlara zulmediyor. Bunlar Suriye'nin bölgeleri. Bunu anlamamız lazım. Bunların hepsini kurtarılması lazım. Bizim için DAEŞ, YPG, PYD, rejim hiç fark etmiyor. Biz kesinlikle Suriye'nin bütün bölgelerinin bunlardan kurtarılması gerektiğini anlıyoruz. Rakka, Deir ez-Zor, Tel Abyad, hepsini inşallah, hepsini temizleyeceğiz. Evet, komutanımıza teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi hani Suriye'nin, Fırat'ın doğusu, batısı şu noktada çok önemli. Terör gruplarının tamamının ortadan kaldırılması gerekiyor bölgedeki. Onu konuşacağız. Tabii bir taraftan da Musul operasyonu devam ediyor dedik ki Cem Bey. Ve Musul operasyonunda da aslında pek de beklenen olmuyor gibi. Yani bunu Kerkük'te gördük. PKK bir anda ortaya çıktı. İşte Sincar'da nasıl ortaya çıktıysa. Orada da farklı bir demografik oyun mu sergileniyor, onu mu anlayabiliyoruz? Operasyon başladı denildi. 50 bin asker işte Musul'u kuşattı denildi ama bakıyoruz 10 gün oldu neredeyse ama hiçbir... Evet. DAEŞ'e karşı bir mücadele yok Musul için, şehir için diyorum. Önce şu Suriye ile ilgili bir şey, Suriye FETÖ ile ilgili bir şey söyleyeyim. Buyurun. Buradaki komutanımız ve başbakanımız da iyi bilirler. Esad rejiminin en büyük silah destekçisi Esad ailesine yakın olan Akkad ailesiydi. Yani Akkad ailesi Suriye'nin bir numaralı silah finansörü ve silah taciri olarak biliniyor. Bu kişi 2012-13-12 yılından bu yana da uluslararası ambargodan dolayı Batı'ya giremiyor. Suriye'nin en zengin ailelerinden bir tanesi bu Akkad ailesi. FETÖ'nün Türkiye'deki en önemli adamlarından biri, belki dünyadaki en önemli adamlarından biri Şerif Ali Tekalan'ın oğluyla Akkad ailesinin kızı nişanlanıp evlendiler. Ve biz biliyoruz ki FETÖ'de ve bu tanıştırma kasıtlı, bilerek oldu. Yani Şerif Ali Tekalan'ın oğlunu Akkad ailesinin kızıyla Fatih Üniversitesi'nde tanıştırdılar, nişanlayıp evlendirdiler. FETÖ'de biliyorsun tesadüfi evlilik diye bir şey olmaz. Şerif Ali Tekalan'ın oğlunun herhangi biriyle evlenmesi değil, böyle Esad ailesine yakın biriyle oluyor. Ve bu kişiler, yani Şerif Ali Tekalan ve Akkad ailesi zaman zaman muhtemelen değil kesin görüşüyorlar. Bunlar tabii Batı'da olamayacağına göre Suriye, İran, Tahran gibi, yani İran ya da Suriye'deki Esad yanlarının gidebileceği ülkelerde bu olabiliyor. Bu ilişki bile, yani düşünün FETÖ'nün 2 veya 3. adamıyla, Şerif Ali Tekalan'ın oğluyla Esad'a en yakın kişilerden biri, bir silah tüccarının, yani Suriye'nin en zengin kişisinin kızı evli. Kim bilir bunların arasında ne ilişkiler, yazışmalar, bilgiler olabiliyor. Belki burada
çok mahrem şeyler vardır. Söylenmiyor da olabilir. Bunu söyleyelim. Musul'a gelince, Musul'a karşı hava operasyonuna biz gireceğimizi söyledik. Amerikan devleti de o 65 ülkeli koalisyonla beraber DAEŞ'i temizlemek için buraya gireceğini söyledi. Ama karada bizi istemedikleri de görülüyor. Ama tabii biz de böyle bir şey dinlemeyeceğimizi ve milli çıkarlar, ülke çıkarlarımız oraya girmek gerekiyorsa, ki gerekiyor, Musul'a girmemiz gerekiyor, buraya gireceğimiz görülüyor. Senin sorduğun gibi acaba Amerika nüfusu değiştirip, örneğin Musul'u diyelim ki DAEŞ'ten temizledin, burayı asli unsurlarına mı bırakacaksın, Türkmenlere, işte bir kısım Kürtlere, yoksa burayı alıp orada Şii milislere, İbadin adamlarına, İran etkisine mi bırakıp başka bir şey mi deniyorsun? Yani Şii hilali kurup orada Sünnilere karşı bir denge olsun ya da bir mezhep çatışması çıkıp bunlar birbirini yesin gibi bir şey de düşünüyor olabilir. Ama Amerika'da burada bir sessizlik var. Ben bunu anlamamın bir sebebi de şu ki Amerika'da 2 hafta sonraki seçimler bekleniyor. Ve yeni başkanla beraber neler yapabileceklerini de Ocak ayında gösterecekler. Eğer 2 haftaki seçim sonuçlarından sonra, yani pazartesi sabahı Obama'nın, Hillary'nin kazandığı kesinleşirse, ben o zaman Pentagon, CIA, bu Batı'nın buradaki plan, bir esas planlarını devreye sokacağını düşünüyorum. Şimdi tabii ki Amerika'da gözümüzde çok büyütüp her şeye gücü yetiyor. Suriye'de istediğini yapabiliyor. Bilmem orayı da ele geçiriyor. Bunu da yönetiyor demiyorum. Ama büyük bir askeri güç. Bugün PKK, PYD'ye, Örgüt Suriye Ordusu'na, Amerika'nın da desteğiyle zaten bu işleri yapabildiklerinde altını çizmek lazım. Yani Amerika olmasa PYD ne yapacak? Ya da Özgür Suriye Ordusu bizimle beraber Amerika olmasa ne yapacak? Bu görülüyor. İşte bu Musul'daki esas planı, esas işi, burada ne planladıklarını görmek lazım. Ben iddia ediyorum ki Amerika'nın başka bir planı var. Bunu henüz söylemiyorlar. Ne olduğunu bilmiyoruz. Geçen hafta İyad Alyavi, eski Irak Başbakanı da zaten bunu bilmiyoruz diye o da burada söyledi. Eğer ne yapacaklarını bilirsek burada bazı olaylar daha iyi görülür. Ama Türkiye buradaki bazı olaylarda Batı tarafından istenmediğini de biliyoruz. Şunun altını çizmek lazım. Yani bu Şii ihlali dediğimiz şeyi küçümsememek lazım. Çünkü Amerika 11 Eylül'ün arkasında Suudileri görüyor. Bir yere tazminat açtıracaktı, ondan vazgeçti. Yemen'de işte İran'la Suudi Arabistan savaşıyor. Burada işte Lübnan, Suriye, işte şimdi o belki Kerk olursa Musul. Buralarda böyle İran etkisine verip Sünnilere karşı bir denge olarak da bir politika gidiyor. Çünkü Musul Sünnilerin en yoğun olduğu kentlerden bir tanesi. Gene geçen hafta burada sorduk ama o da net bir şekilde cevabını alamadık. CIA Başkanı, diğer Ashton Carter artık Suriye'de, Libya'da, Mısır'da tek devlet yönetimlerin olamayacağını, mezhepçi devletlerin olacağını, küçük küçük devletlerin ortaya çıkabileceğini söylüyorlar. Böyle şeyleri de çok fazla yabana atmamak gerektiği konusunda düşünmemiz lazım. Çünkü bu planlar birkaç yıllık değil ama uzun vadede bir şekilde devreye giriyor. Ben Türkiye açısından bakarsak bizim için bunların hepsi terör örgütü, içeride dışarıda. Eğer çıkarlarımız Musul'a girmeye gerektiriyorsa bence gerektiriyor, girilir. Başka bir yere girmek gerekiyorsa bu da girilir. Yani geleneksel Türk devlet politikasının artık böyle savunmada kalıp hani olanı biteni izleyeyim, bana bir zarar gelmesin gibi değil. Aynen bu hani Minority Report, azınlık raporunda olduğu gibi tehdidi önceden görüp o tehdidi o yerde imha etmesi gerekiyor. Çünkü tehdidi kökünü kurutmazsanız o 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonra büyüyor. Size PKK olarak, FETÖ olarak geri dönüyor. O yüzden de ben yani devletin şahin politikalarını bu konu desteklerim. Savunmada kalmak bize bir şey katmıyor. Suriye'de olmalıyız, Irak'ta olmalıyız, diğer yerlerde olmalıyız. Ama bu şu da değil. Yani ben Türkiye'yim, gücüm her şey yetiyor deyip ona buna da savaş ilan edeyim değil. Çıkarlarımız gereği, sınırlarımızı korumak için bu tür hamleleri yapmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız da bugün bir kere daha söyledi. Biz kimsenin toprak bütünlüğünde, toprağında gözümüz yok. Derdimiz işte hem oradaki halkları korumak hem Türkiye'ye olabilecek terör saldırılarının önüne, sınır ötesinde geçmek. PKK, PYD gelip Türkiye'de bomba patlatırsa, düğünler basılırsa, DAEŞ gelip düğünleri basıp kına gecelerinde masum insanları katlederse, buna karşı önlem almak için sınırın diğer tarafına gitmek lazım. Ayrıca unutmayalım ki daha bundan birkaç ay öncesine kadar sınırın öbür tarafından işte gene bu
onlara ne Katyuşa mı deniyor? O füzeleri Katyuşa. Atıp yani bizim işte Kilise, Gaziantep'e bu tür illerimize bu bombalar sınırın diğer tarafından geliyordu. Bunlara da tedbir almak lazım. İçeride emniyet müdürleri kararnamelerinin değişmesi, FETÖ'cü polis, hakim, savcı, evet, bürokrasi ve askerlerin temizlenmesiyle 2-3 ayda da çok şükür çok kritik bir olay yaşamıyoruz. Bunları bir bütün olarak böyle değerlendirmek lazım. Ama ben kritik iki şey daha söyleyip bitireyim. Buyurun. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'den Sorumlu Bakanımız Ömer Çelik, Batı konusunda biliyorsun Ekim ayının sonu bizim için son tarih. Niye? Terörle mücadele yasanızı değiştirmezseniz Schengen ya da diğer konularda görüşmeler olmayacaktır dedi. Bu bakanlarımızla, Cumhurbaşkanımızla biz de bundan sonra Avrupa Birliği konusunda başka bir politika çizeceğiz dedi. Ben eğer bu Schengen ya da serbest dolaşım konusunda en basit ülkelerin bile aldığı hakkı Türkiye alamazsa, bu verilmezse ben AB politikalarımızın baştan aşağı değişeceğini, buna AB'de mesela AB'den değil, orayla ilişkiler, ticaret yine devam eder. Ama alın AB'nizi başınıza çalın. Biz üyelik kendi süreci yani, üyeliği donduruyoruz. Evet, bizim dünyada bir sürü müttefik olabilecek ilişkilerimiz var denilebilir. Bir ikincisi de bu tür politik, Avrupa Birliği ve Amerika'da herkesi bu yeni başkanı bekliyor. Bu yeni başkanın, ki bu muhtemelen Hillary Clinton olacak gibi görünüyor, hı hı, ondan sonraki politikalarını görmek lazım. Ben bugün Hillary Clinton'ın böyle yeni kitabına biraz Türkçesi çıktı baktım. Çok şahin bir kadın. Yani Obama'da, kocası da yanında melek kalıyor. Bu biliyorsun çok sert ve sertlik politikalarından öldürme, vurma dahil, başka ülkeleri işgal dahil. Unutmayalım Libya, Bengazi'de DAEŞ'le tedbir alamayıp orada biliyorsun Amerika'nın büyükelçisi öldürüldü. Ve oraya karşı sert tedbirler alıp yani böyle DAEŞ'le savaşalım, Hafter'i destekleyelim. Yani en şahin politikaları destekleyen biri olduğu için ben Amerika'nın tıpkı Cumhuriyetçilerin döneminde olduğu gibi bambaşka bir evreye gireceğini düşünüyorum. Zaten bunun sinyalini Hillary ve adamları yani onun emrinde çalışacak başkan yardımcısı Tim var mesela. Adam bayağı Orta Doğu ile ilgili böyle şahin şeyler izleyeceğini söylüyor. Aslında cumhuriyetçi bir başkan geliyor ve Amerika'nın başına diyebiliriz. Ve Amerika'da da bir Oliver Stone'un büyük Amerika'nın gizli tarihi kitabında da vardır. John Kerry bile ona şahin diyor. Yani evet. Hillary Clinton Amerika'da şahin olarak bilinir. Bu politikalarla ben Orta Doğu'nun daha da fazla yanabileceğini, evet, yani yangın yerinin büyüyebileceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi Ankara'ya bir uzanalım. Bülent Bey'e bir söz verelim. Yani bu Orta Doğu'daki bu yeni oluşturulmaya çalışılan hani bütün hepsi aslında bir tesadüften ibaret değil gibi görünüyor. Yani Türkiye Fırat Kalkanı operasyonunu başlatıyor. Birkaç ay sonra Musul operasyonu başlattı ne hikmetse. Yani çünkü iki yıldır Musul operasyonundan bahsediliyor. Ama DAEŞ'le mücadele iyi yapan bir ülke var Türkiye, Suriye'de. Hemen peşi sıra Musul'da bir operasyon patlak veriyor. Bu operasyonun sonucunda da işte dediğimiz gibi çeşitli terör örgütleri farklı yerlere yerleşmeye başladı bile. Oradaki yapıyı değiştirmeye başladı bile. Bunu nasıl okumak gerekiyor? Türkiye için ne kadar tehdit oradaki bu terör unsurları Irak için? Soruyorum. Evet. Şimdi Orhan Bey öncelikle şu 15 Temmuz darbesinde FETÖ ilişkileri biliyorsunuz iddianameleri söylemiştim, açmamıştım, onu kısaca söyleyeyim. Bugün evet, mesela o baktığınız zaman 15 Temmuz öncesinde Sayın İçişleri Bakanı yani bu 15 Temmuz'dan sonra Süleyman Soylu bu Güneydoğu'daki valilerle bir toplantı yaptı. Burada valiler çok enteresan FETÖ ile bu darbeci FETÖ'cüler arasındaki bağlar ortaya çıkardı. Yani o süreçte mesela valiler şunu söylediler. Yani Türkiye'nin milli ve yerli olarak ürettiği İHA'ların almış olduğu istihbari bilgilerle PKK'nın işte geçiş yaptığı Çukurca'dan Kazan Vadisi veya çok hareketlik görüldüğü, tespit edildiği bunlara yani onun üzerinde operasyon yapılması çok önemli sayıda PKK militanına bunların çeşitli şekillerde bu operasyonları yapmadıkları yani o bölgedeki bulunan, şu andaki onların büyük bir kısmı zaten bu darbeden dolayı tutuklu bulunuyorlar. Bu çok önemli bir şekilde İçişleri Bakanımızın yapmış olduğu toplantıda dile getirildi. O bakımdan yani bu 15 Temmuz sonrasında da zaten mesela 15 Temmuz darbesi olurken PKK ile şey arasında bu darbeci FETÖ'cüler arasında ciddi bir yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yani kendilerine operasyon yapılmaması konusunda da anlaşmaya vardıkları ve bu konunun kara yılan veya bir takım PKK terör örgütü üst düzey yöneticilerinin telsiz konuşmalarına da yansıdı. Şimdi bu ikinci Musul konusuna gelirsek, şimdi Musul konusunda tabii ben baştan beri
bu koalisyon güçlerini ve başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere hepsinin hiçbir şekilde bu DAEŞ'le samimi bir şekilde mücadele etmediğini görüyoruz. Bunun en önemli şeyi Fırat Kalkanı Operasyonu'nda Türkiye'nin çok kısa bir sürede, işte komutanlarımız, eski Suriye Başbakanı bu arada, çok kısa bir sürede Özgür Suriye Ordusu'nun Türkiye desteğinde çok büyük merhaleler kat ettiği, 1280-1300 kilometrelik sahada etkinlik sağladığını görüyoruz. Şimdi Musul Operasyonu'na Türkiye'nin sokulmama, yani şimdi Musul'da Türkiye, biraz önce Cem de bahsetti, yani Sayın Cumhurbaşkanımız aslında Ekim 20 Mart veya 19 Mart'ta bir açıklama yapmıştı. Dedi ki bundan sonra terörü idare eden, teröre destek veren ülkeleri kastederek bilhassa Suriye ve Irak için söylemişti. Bunlarla ilgili olarak ya dedi bu ülkeler terörün yanında olacaklar ya da bizim yanımızda olacaklar dedi. Yani ben o zaman bunu bir Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan doktrini olarak söylemiştim. Sonra son 28. muhtarlar toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız yeni bir konsept, yeni bir terör manifestosu ortaya attı. Yani bu da o diğer Erdoğan doktrini destekleyen bir durumdu. Terör nerede olursa olsun. Yani şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman işte 14-15 kilometre derinliğinde, 98 kilometre uzunluğunda Cerablus Mare hattında bir güvenli kuşak oluştu. Fakat hemen birdenbire bakıyorsunuz, Münbiç Afrin hattını, yani yeni bir terör kuşağı oluşturmak üzere paralel bir hat oluşturulmaya çalışıldı. Türkiye bunu da önledi. Şimdi Türkiye Musul Operasyonu'na sokulmak istenmedi. Misak-ı Milli'den gelen, çok tarihsel bağlarımız olan, yani daha açıkçası SkySpeakot'un, yani çok kısa bir süre önce Orta Doğu tamamen Türkiye'nin kontrolündeydi. Yani burada on binlerce kilometre öteden gelip hak iddia edenler asla DAEŞ'le ve Irak'ın ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü, birlik beraberliğini savunmasında hiç bunların ilgisi alakası yok. Zaten Türkiye ile bu ülkeler arasındaki en büyük şey emperyalist farklarıdır. Bu ülkeler anladığımız kadarıyla Brennan mesela CIA başkanı işte dedi ki bu artık tek parça bir Suriye olmaz. Bunu yeni söyledi. Veya Irak olmaz. Yine bakıyorsunuz bu şeyin Kerry'in, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye'nin parçalanması yönünde sanki karar alınmış gibi çok ciddi birkaç tane açıklaması oldu. Şimdi burada Türkiye'nin ben Musul Operasyonu'nun ana hedefinin Fırat Kalkanı Operasyonu olduğunu düşünüyorum. Yani Musul, işte dediğiniz gibi ne zaman Musul'a girilecekti? Hatta bakın, evet. Musul'a girilmeden önce Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri Rakka'ya girelim bir şey oldu. Yani öyle bir takım medya haberler yansıdı. Bu da yani bazı yetkililer tarafından doğruldu. Şimdi birdenbire Rakka operasyonundan vazgeçiliyor. Hatta şimdi Musul operasyonunu tehlikeye düşürecek en önemli bir Kerkük'e yakın bir ilçe var orada. Havaice ilçesi. Yani bu Havaice ilçesi 2014'ün işte 2,5 seneden beri DAEŞ'in elinde. Fakat bu DAEŞ burada çevrilmiş vaziyette. Yani hem Peşmerge güçleri hem radikal Haçlı Şii milisleri tarafından hem de Irak ordusu tarafından. Fakat ne hikmetse bu oradaki bu DAEŞ militanları zaman zaman buradan kaçıyor, sivil, yani oradaki vatandaş görüntüsüyle kaçıp çok ciddi anlamda operasyonlara girişebiliyorlar. Şimdi biz Musul operasyonuna başladığı zaman bu Musul operasyonu, yani birdenbire bu herkes, dünya, bütün dünya Musul'la uğraşırken Kerkük saldırıya uğradı. Ne şekilde uğradı? İşte bu Havaici bölgesinden gelen, efendime söyleyeyim, bu DAEŞ unsuru, 80 tane DAEŞ unsurları şehir savaşı başlattılar orada. Püskürtüldüler, tekrar alındılar. Yani bu şunu gösteriyor ki, oyun içerisinde oyun var. Bakın biraz önce söyledim. Şimdi Musul tamamen kuşatıldı. 60 bin, 70 bin, yani ya bırakın Türkiye 10 bin tane askerle burayı halledecek. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman söylüyor. İşte Özsoy'la birlikte bu işi bitirecek. Yok, bunların niyeti orada bakın bu ülkelerin toprak bütünlüğünü sağlamak değil. Bu ülkeleri parçalayıp o işte Musul'un veya Irak'ın, Kerkük'ün altında bulunan petrol yataklarından ve doğal gazdan faydalanma amacı içerisindeler. O bakımdan şimdi mesela bir 3 koldan 4 koldan Musul operasyonunda örgüt çevrildi. Örgüte dokunulmuyor. Yani zaten biz bakın DAEŞ'la PKK arasında, efendime söyleyeyim, DAEŞ'la efendime söyleyeyim Irak ordusu arasında, DAEŞ'la Amerika arasında ilişkileri yıllardan beri söylüyoruz ve yazıyoruz. Bunlarla ilişkili çok ciddi bu Snowden'in açıklamaları yansıdı, NSA ajanının. Şimdi o bakımdan yani 3 koldan sarılıyor her taraftan, bir yol açık bırakılıyor. Bu yol nereye gidiyor?
Rakka'ya El Baba gidiyor. Bakın işte. Yani şimdi baktığınız zaman burada DAEŞ oraya sürülecek. Tabii Sayın evet. Cumhurbaşkanımız bu tehlikeyi görerek çok ciddi açıklamalar yaptı. Çok sert. Yani bu, bizim Musul'da olmamız gerektiğini söyledi. Arkasından tabii bu DAEŞ'in Rusya'ya sürülmesi, Suriye'ye sürülmesi Rusya'nın da işine gelmedi. Çünkü orada da Suriye sıkıntı olacaktı. Rusya'da askeri ve siyasi seçenekleri masaya sokarım deyince bunlar buradan vazgeçtiler. Bu sefer Kerkük'ün içerisine bu havayicden saldırdılar. Yani bugün Türkiye'nin yaptığı bütün hamlelere karşı bir hamle yapılıyor. Ama şu gözüküyor ki Sayın Cumhurbaşkanı veya Türkiye'yi idare eden bir akıl, yani bu üstadla karşı oluşan bir akıl, ciddi bir şekilde bu Suriye ve Irak'ta Türkiye'nin asla ve asla, bakın, yani o bu ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duymak amacıyla, buradan sürülmüş insanların, yani çeşitli şekillerde evlerinden, yurtlarından, yani sürülmüş insanların demografik yapıyı değiştirmek amacıyla, çeşitli işte göçlerin, 3 milyon insan Türkiye'de yaşıyor. Birçok bazı insanlar başka Ürdün, buralarda yaşıyor. Bunların tekrar kendi topraklarına dönme amacıyla Türkiye böyle bir operasyona imza atmış oluyor. Ama bakıyorsunuz ki burada Musul operasyonu amacından sapıyor. Daha bir hafta içerisinde Musul operasyonu durdu. Duvara tosladı. Yani Kerkük saldırısı oldu. Yani bu şu gözüküyor. Ben mesela Amerikan Başkanlığı'nın bir açıklamasını da izledim Obama'nın. Diyor ki bu Musul operasyonu uzayabilir. Yani hatta bazı böyle art niyetliler de 30'lu savaşlara dönebilir falan. Bu kadar olması mümkün değil. Çünkü bakın Türkiye'nin alınmama sebebi burada çok ciddi biçimde ortaya çıkıyor. Türkiye bugün yumuşak güç ve sert gücünü, yani yumuşak güç bizim yani bu kesinlikle tabii bu yumuşak gücümüzü güçlendirelim diye yaptığımız bir şey değildir. 3-4 milyon şekilde sırf o böyle, yani işgal edilen bölgelerin işte telafi başta olmak üzere demografik yapısını değiştirmek üzere evet. ciddi bir şekilde şimdi o bölgelere peki, koalisyon güçlerine Türkiye bölgeyi ve çok Esad'ın iyi biliyor yani görüyoruz. Bölgede çok sayıda askerimiz var. Başika'da uzun bir süredir varız. Hatta Bamerni'de 20 yıldır varız. Ve hemen Musul'un da yanı başında evet. Başika gibi eğitim kampı var ve sürekli şimdi, Musul'u gözlediğimiz bir şekilde şimdi ben istihbarat bilgisi var. Yani evet. Şimdi ben koalisyon güçleri Irak yönetimi olsun, Amerikan yönetimi olsun neden acaba çekindi Türkiye'nin bu bilgisini kullanmaktan? Tabii büyük bir soru işareti. Çok kısa bir toparlama alayım sizden. Şimdi şöyle yavaş yavaş da süremizin evet, sonuna hemen yaklaşıyoruz. Şey yapayım, toparlayayım şimdi müsaade ederseniz. Evet, müsaade ederseniz toparlayayım. Şimdi burada şu var, bakın. Şimdi Türkiye bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu en son yani terörle mücadele bizim esas şeyimiz. Yani biz de mesela biz bir terör koridorunu bozduk. Oraya güvenli bir koridor oluşturduk. Evet. Şimdi karşı bir paralel şey kondu. İnşallah Elbab'ı da işte komutanlarımız orada. Elbab'ın da alınması sonrasında o yapıda yani o tasarı da çökecek. Ancak şöyle bir şey var. Türkiye bu Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünü savunurken Irak ve PKK PYD'nin Münbiç'ten çekilmesini şart koşmuşken Amerika Birleşik Devletleri de sözde yani ikide bir çekilmesi gerektiğini söylemişken niye bunlar oradan çekilmiyor? Şimdi evet. ben orada Sayın Komutan'ın şeyini çok iyi dinledim. Sayın Cumhurbaşkanımız aynı şeyi söyledi. Türkiye baba aldıktan sonra PKK'yı Münbiç'ten sürecek. Kesinlikle. Eğer bunlar bakın bunlar yine terör meselesinde terör yaratmaya devam ederek Türkiye'nin aleyhine veya orada Suriye'nin veya İran toprak bütünlüğü bozulmasına devam ederlerse işte komutanımız dedi ki biz Fırat'ın doğusuna da gireriz. Yani girilmesi de gerekir. Burada baktığımız zaman eğer yani bir takım güçler bu ülkeleri parçalama niyetindeyse, bizim işçiye kimse kusura bakmasın, 1926 Ankara Anlaşması ve Misaki Milli'den gelen haklarımız var. Bunları Türkiye aslında bu, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın son yapmış olduğu güvenlik konsepti, hem Türkiye'nin içerisindeki PKK, DAEŞ, DAEŞ-KPC gibi, FETÖ gibi terör örgütlerle ilgilidir. Evet, Bülent Bey, işte o hakları biraz da konuşalım. Cengiz Bey'e bile söz verelim. Teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin Musul tamam. üzerindeki hakları ne? Çünkü tamam. yani anayasal manada yani Irak anayasasında da yok. Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetiminde de yok. Yani o noktada bizim müdahale şöyle söyleyeyim tabii tarihsel nedir? Olarak bunlar çok tartışıldı Misak-ı Midili olarak. Evet. Bizim orada Türkmen kardeşlerimizin durumu
aslında bizden bir şekilde anlaşmalarla masada alındı. Tabii bütün bunlar tarihsel gerçekler. O dönemde belki Türkiye'nin gücü şu anda olduğu kadar güçlü olmadığı için bu konuda çok fazla bir şey yapılamadı. Tabii bu, şunu da unutmamak lazım. Yani Irak'ta tarihsel olarak baktığımızda sadece Irak'tan bahsetmiyoruz. Orada bir İngiltere vardı ve İngiltere ile Türkiye'nin o zamanki güçlerini karşılaştırıldığımızda bir şekilde Musul elimizden alındı. Bu Halep için de geçerli, o dönem Hatay için de geçerli. Daha sonradan biliyorsunuz biz bunları aldık. Kıbrıs meselesi biliyorsunuz hala devam ediyor. Tabii bu işler güç meselesi. Ben şuna inanıyorum, tabii Musul'da, Musul önemli bir kavşak Orta Doğu açısından. Halep, Elbap, Musul ve Tel Afer bunlar hem Suriye hem Irak açısından çok önemli kavşak. Musul özeline geldiğimizde şayet Musul Haçlı Şabi tarafından alınırsa, burada herhangi bir mezhebi katliam yapılırsa, Sayın Bülent Bey art niyetliler böyle uzun savaş çıkabilir deniyor ama ben tabii art niyetsiz söylüyorum, uzun savaşlar çıkabilir. Yani burada Musul'u kimin alacağı çok belirleyici Orta Doğu'da. Yani eğer Musul'u Irak ordusu veya Kürtlerle birlikte, peşmergelerle birlikte aldığında orada herhangi bir katliam olmazsa bu Orta Doğu'daki politikalar açısından bir ümit ışığı olabilir. Ama orada mezhebi etnik katliam olursa, Tel Afer'e de bu yansırsa hakikaten bölgede uzun iç savaşlar olabilir. Türkiye'nin rolüne gelince ben şuna inanıyorum. Şu anda Türkiye'nin orada olması bir sigorta gibidir, itfaiye gibidir. Ve uzun vadede göreceksiniz, şu anda zaten siz bahsettiğiniz az önce ne kadar yavaş gidiyor dediniz bu operasyon. Mutlaka Türkiye'ye, Türk askerine ihtiyaç olacaktır. Ve o sigorta oradaki katliamların, mezhebi etnik katliamların olmasını engelleyecektir. Haklar meselesi aslında güçle alakalıdır. Hı hı. Eskiden yani bu Musul bizim elimizden çıktığında şu anda olduğumuz gibi güçlü değildik. Bunu nereden söylüyorum? Şuradan söylüyorum. Suriye'de iki tane oyun değiştirici hareket oldu. Bir tanesi tam Esed düşmek üzereyken buraya Rusya'nın girmesiydi. İkinci oyun değiştirici hareketi de Türkiye yaptı. Amerika'ya rağmen, PYD'yi orada desteklemesine rağmen oraya girdi ve Suriye'deki planları değiştirdi. Şu anda Suriye'de bir konsolidasyona doğru gidiliyor ki Rusya, Irak'ı, Rusya Halep'i alarak verimli Suriye'yi almak istiyor. Fakat orada bir Kürt bölgesi oluşturulmasına Amerika'nın desteğiyle Türkiye engel olmuş oldu. Yoksa orada bir Kürt kuşağı oluşacaktı, evet. Ve öbür tarafta da ne olacağı onu bilmiyoruz. Musul'a gelince, Musul'da bu şeyin harekatın uzun süreceğini görüyorum. Hı-hı. Özellikle Amerikan seçimlerinin de bunda etkili olduğunu düşünüyorum. Ama temel sorun burada şu, yani Türkmenler arasında da hem Şii hem Sünni Türkmenler arasında da problemler var biliyorsunuz. Hem Tel Afer'de oldu hem başka bölgelerde oldu. Daesh'in girmesiyle çok evet, sayıda ve Haçlı Şabi'nin içinde de Türkmen, Şii Türkmenler var. Bütün bunları hesap etmemiz lazım. Çok komplike bir durum. Kesinlikle. Uzun süreceğe benziyor. Burada katliam olursa savaş, iç savaş da uzayabilir. Ama ben şuna inanıyorum. Mutlaka Türkiye'ye uzun vadede orada ihtiyaç olacak. Türk askeri orada bir itfaiye veya sigorta olarak bu tür bir katliam olduğunda etnik veya mezhebi orayı müdahale ederek dengeleyeceğini düşünüyorum. Peki Sayın Başbakan'a sormak istiyorum Cevat Bey. Musul'daki DAEŞ'le mücadele, Suriye'de Özgür Suriye Ordusu'nun DAEŞ'le mücadelesini etkiler mi? Yani çünkü kaygılar var işte Musul'dan ya da işte Irak'tan bazı militanlar için koridor, teröristler için koridor açılıp bunların, bu DAEŞ'li militanların Suriye'de işte Baba, Rakka, Deir ez-Zor'a gideceği yönünde iddialar var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Musul'daki operasyonun yansımalarını Suriye'ye yönelik? Evet, tabii ki. Yok, gitmedi herhalde. Evet, tekrar edeyim isterseniz. Musul'da bir operasyon var. Bu operasyonun yansımaları Suriye'ye nasıl olur? Çünkü DAEŞ'le mücadele eden bir Özgür Suriye Ordusu var.
ve Musul'daki operasyon sonrası bir koridordan bahsediliyor. Bu koridordan kaçan, yani Musul'dan kaçan teröristlerin Suriye'ye girmesi söz konusu. Bu durumda DAEŞ'le mücadele etkilenir mi? Yani baba gelecek teröristler olabilir mi DAEŞ militanları ya da Rakka'ya? Yansıması ne olacak Suriye'ye, Musul operasyonunun? İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Irak'taki kardeşlerimiz, dostlarımız, onlar Felluce'de olanlar aynı yaşamaktan korkuyorlar. Yani özellikle Musul'da yaşayanlar. Çünkü oradaki Şii milisler geri Felluce'de sivilleri geldi katletti ve onları göçe zorladı. Musul'da şu anda bildiğiniz gibi çoğu Arap ve Türkmenlerden oluşuyor. Bugün şimdi aynı şekilde orada göçe neden olmak istiyorlar. Bundan dolayı da Türklerin bu konuya müdahil olması çok önemli. Çünkü oradaki o insanların korunması noktasında çok önemli bu. Yani orada ayrı bir katliam olmamasını engelleyecekler. İkinci konu ise işte DAEŞ'in orada bir yol açıp Suriye'ye gelmesi. Yani eğer DAEŞ'i hakikaten savaşmak istiyorlarsa onları Suriye'ye sürmezler yani. Bunun bir anlamı olmaz. Çünkü yine Suriye'de aynı katliamlarına devam edecek. Bundan dolayı biz Türkiye'nin oraya da müdahil olmasını istiyoruz ve DAEŞ'i Suriye topraklarına girmeye engellemesini istiyoruz. Çünkü Suriye topraklarına girerse bu onlar demek ki onlar Suriye'de daha uzun süreli bir savaş istiyorlar, uzun süreli istikrarsızlık istiyorlar ve gerçekte de aslında istenen bu. Yani güneyinde bir Kürt devleti kurulmasını istiyorlar. Batı'da da Şam'la beraber bir şebekeye bırakılacak, bir örgüte bırakılacak. Ve maalesef işte orada Sünni bölgelerde istikrar da yok. Orada da işte istikrar olmadığı için de bu tür örgütler bırakılacak. İşte o yüzden Musul'un özgürleştirilmesi orada yenilmeli DAEŞ ve Suriye'ye gönderilmeli. Ve tabii ki burada Türkiye'nin rolünü destekliyoruz ve Musul'da olmasını destekliyoruz. Orada katliamı engellemesini ve insanların DAEŞ'in oradan kaçıp Musul'dan kaçıp Suriye topraklarına girmesini engellemesini istiyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz Sayın Başbakan. Aslında çok kısa bir süremiz kaldı Yılmaz Bilgen. İstersen haritada o bölgeyi tekrar bir izleyicilerimizle paylaşalım. Birkaç düzeltme yapayım. Evet. 162 oldu kurtarılan köy. Bir de şimdi Nasır Hüso önemli bir Şam'dan Türkmen bir kardeşimiz Şam'daki FETÖ-Esad ilişkisini Kukla Müftü Hüso'nun FETÖ ile görüştüğünü ve orada bir dini merkez açtıklarını söylüyor Şam'da. Hı. Yani Şam'ın merkezinde Fetih isimli bir dini merkez açtıklarını Şam'da. Söylüyor. Şam'da. Fetih. Eskiden beri var FETÖ. Onun üzerinden Musul'da daha... Şimdi şöyle, isterseniz şuradan başlayalım. Buradan şimdi Cebel Türkmen'de, Türkmen Dağı'nda izleyenler var. Mesaj atmışlar. Diyorlar ki biz 52 köy gitti. Yani aslında bu harita bir bütün bakmak lazım. Tabii. Türkmen Dağı ile alakalı mesela hani çok uzun zamandır çok büyük bir sessizlik var. Evet, buradan da ve bu 52 köyümüz işgal altında. Yani biz şu an bir tür yama diye sıkışmış durumda. Cebeli Türkmen'de. Oradan başlıyor. Şimdi bu Musul meselesinde haber yapmıştık işte Yeni Şafak'ta. Dedik ki 5000 tane KYB'nin resmi maaş alan adamı neredeydi 55 kişi 60 kişinin girdiğinde? Bu çok önemli bir şey. Daha önemli bir şey söyleyeyim size. PYD'nin elebaşı Salih Müslim Kerkük'e gitti. Ve Kerkük Talabani'ye bağlıdır. Bu harekat başlamadan çok kısa bir süre önce. Yani bir Musul operasyonu başlamadan. Aynen öyle. Ve dedi ki Kerkük'te bu hat vaat edilmiş, yani Kürtlerin kutsal hattıdır. Kürtlerin kutsal bölgesidir dedi bu hat. Ve 713 kilometre nerede başlıyor? Afrin'den başlıyor. Evet. Uzun vadede bu hat bizim Harim'den, Herbütü Cuz'dan, Gımam'dan Akdeniz'e kadar çıkacak. Ama ilk hedef Telafer'den Afrin'e ulaşmak. İşte şimdi mesela
Suriye'de şimdi 11 tane kuşatma altında yer var. Sayın Başbakanımız çok daha iyi biliyor. İşte mesela Yermük hepimiz biliyoruz. Huta Şarkayı hepimiz biliyoruz. Var'ı biliyoruz. Madaya'yı biliyoruz. Daraya'yı biliyoruz. Ve kuşatma altında halen şu an. Yüz binler. Şu an 600 bin kişi Suriye'de kuşatma altında. Ve Halep'te hakeza. Ama neyi konuşuyoruz? Musul hattını konuşuyoruz. Niye? Musul bir enerji hattı. Mesela çok önemli bir şey. Ve Rakka'yı konuşuyoruz. Rakka da Suriye'de hatta Orta Doğu'nun en önemli işte Deirizor Rakka hattı en önemli enerji hattı. Oysa Halep'te kuşatma var mesela dikkat çekmiyor. İşte ya da Cebel Türkmen'de 52 tane 600 yıllık köy işgal altında. Burada dikkat çekici husus Goran hareketi ki şu Musul'da. Evet Goran hareketi yani aslında bunlar muhalif unsur olarak KDP'ye muhalif unsur olarak geliştiler. Talabani İran, yani Haçlı Şabi ile beraber İran'ın müdahalesi var. Son cümle. Son cümle şu. Amerika'nın buradaki tutumu çok önemli. Mesela Haçlı Şabi'nin komutanı aslında Amerika'nın terör listesinde. PKK, Amerika'nın terör listesinde. Hizbullah, Amerika'nın terör listesinde. Ama bakıyorsunuz Musul'un etrafında bu ittifak Musul'u almaya çalışıyor. Ama bakın bu birbirinden bağımsız değil. Rakka, Deirizor, Musul, Telafer hattı çok önemli. Kesinlikle DAEŞ'ı taktik olarak Telafer'e sürecekler. Sonra Telafer'de çok ciddi değişim başlayacak. Oradan Deirizor ve Rakka üzerinden de bu hatta yeni oyunlar denenecek. İşte onun içinde hocamızın dediği gibi Türkiye'nin Başika ya da daha da uzun vadede Musul'a yönelik tasarrufu kayda değer sonucu etkileyebilecek gelişme olacak. Kesinlikle. Türkiye burada tabii kalmaya devam edecektir. Evet bu programımızın sonuna geldik. Aslında konuşulacak daha çok konu var. Ben konuklarımıza teşekkür ediyorum. Sayın Cevat Abu Hattab, Sayın Abdülcabbar Ageydi, Profesör Doktor Cengiz Tomar, Yılmaz Bilgen, Cem Küçük, Bülent Orakoğlu ve Mehmet Metiner. Teşekkür ediyoruz tekrar. Programımıza katıldığınız için önümüzdeki hafta Söz Teması'nda tekrar karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.